yaşıyorum. Size ve Yönetim Kurulu Başkanı Okan Kaya'ya çok teşekkür ediyorum. Tüm çalışanlara da teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Efendim 2 yıldır açılışta, açılış anonslarında hep sağlığı da ekledim. Huzurlu ve sağlıklı günler diye. Özellikle koronavirüs salgınından sonra ne kadar çok önemli olduğunu bir kez daha idrak ettik. Alacağımız her nefesin ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Özellikle de siz daha çok gördünüz. Siz yaşadınız, ölümden döndünüz. Gelmiş geçmiş olsun. Bunlardan da ders çıkaracağız. Hem sağlığımızın kıymetini bileceğiz hem de hayata farklı şekilde bakacağız. Ama bir taraftan da azimle çalışmaya da devam edeceğiz elbette ki. Dün Food Fest bitti, ikincisiydi ve çok görkemli bir şekilde. Dün de kapanışında ben de vardım. İzdiham vardı neredeyse. Food Fest gerçekten projelerinizden biri. Daha doğrusu seçim vaatlerinizde yoktu ama sizin çalışmalarınızdan, en büyük projelerinizden biri haline geldi. Çünkü Antalyalı Kitap Fuarı ile beraber bu fuarı da, festivali de çok tuttu. Adım atılacak yer yoktu dün. Ha, finali de muhteşem bir kupayla kapatıldı. Siz de açık alanda gösterdiniz. Ben bunları söyleyeyim, gerisi sizde. Evet Sayın Bulut, tekrar teşekkür ediyorum. Yeni dönemde inşallah hep birlikte yine programlarımıza, canlı yayınlarımıza, yüksek tansiyona devam edeceğiz. İnşallah. Tabii ki öncelikle ülkemin al bayrağını dalgalandıran İstiklal Marşımızı orada okutan filenin sultanların hepsinin gözlerinden öpüyorum. Ailelerine teşekkür ediyorum. Böylesi bir şampiyon olması tabii ki hepimizin gururu ve onuru oldu. Aileleri, hocaları. İnşallah onları bir hafta Antalya'da bir tatil yapmalarını da arzu ederim. Birkaç yere haber de gönderdim. Uygun olursa Antalya'mızda Buradan canlı yayında da bunlara buradan duyurmuş da oluruz. söylüyorum. Filenin sultanlarını, hocalarımızı Antalya'mızda bir hafta istedikleri yerde bir tatil yapmalarını, dinlenmelerini diliyorum inşallah. Onların başarıları da daim olsun ve yüce Türk milletine hayırlı olmasını da diliyorum. Evet efendim. Evet, tabii ki Sayın Buldu, göreve geldiğimizde biliyorsunuz Antalya'mızda Altın Portakalımız vardı. 1964 yılında Avni Tolunay'da rahmetli anıyorum. Sanatçılarımıza destek olmak amacıyla başlattı. Ve bu yılda 60.sını yapacağız. Aynı zamanda özünü de döndürdük biliyorsunuz. Hep ulusal kaldırıldı, uluslararasıydı ve buna benzer işte 1.000 kişiyle açılışların yapıldı. Ve biz de söz vermiştik, özüne döndüreceğiz, en az 10.000'lerle açacağız dedik ve o Evet. şekliyle açacağız. Bu sene yine 7-14 Ekim'de gereğini yapacağız. Bir de Bekir Kumbul'a teşekkür ediyorum, kıymetli başkanımıza. O da Piyano Festivali'ni başlatmıştı. Evet. Göreve geldiğimizde Antalya'mızda kültür sanat şehri olacak dediğim şehirde iki festivalimiz vardı. Dedim ki bu Antalya'mıza yetmez, bu festivalleri arttıracağız. Yani burası gerçekten kültür ve sanat merkezi olacaksa zaten Türkiye'nin turizmle tarımla birbirinden ayrılamaz zaten. Hem başkent, atamızın da hiç şüphesiz dünyanın en güzel yeri dediği güzel Antalya'mızda bir şeyler üretmek lazım. Ama altın portakal bir gelenekse. Tabii ki. Çünkü öyle Yani ki kortej altın kaldırılmıştı, portakal örnek olabilmek veriyorum. için Yeşilçam'da filmler çekilirdi bunun için. Sadece onun için bile. Çünkü en uzun soluklu festival. Tabii ki gerçekten yani 60. yılını yapacağız inşallah hep birlikte. O anlamda şimdi ben öncelikle rahmetli andım zaten Avni Tolunay Başkanımızı ve Sayın Bekir Kumru'na da uzun ömürler diliyorum. Kıymetli Başkanımızın onun başlattığı ile beraber iki festival. Tabii. Şimdi biz bir taraftan festivallerimizin sayısını 7'ye çıkardık Sayın Buldu. Okumak lazım sloganıyla yola çıktığım Konyaaltı Kitap Fuarı'nı biliyorsunuz. O da sizin geleneksel hale Geleneksel getirdiğiniz. hali bir çadırla başladığımız ve Korsana Hayır'la başladığımız bu kitap fuarı gerçekten 1 milyon 9 ziyaretçiyle kapattım. Türkiye'nin belediyeleriyle yapılan en büyük kitap fuarı. Buradan esinlenen belediye başkanları oldu. Isparta'ya yaptırdım, Acıpayam'a destek oldum gibi. Yani böyle ilgi duyan belediye başkan Antalya'da Kepez arkadaşlarımıza Belediyesi de başlandı. Gepez'de başladı ve orada da konuşma da yapmıştım. Bunlar çok önemli şeyler. Bir ilk adımı atıp bizden sonra da devam ettiren Evet. belediye başkan arkadaşlarımıza teşekkür ettim. Daha sonra Hobi Fest 66 kulübün katıldığı muhteşem bir
Hobi Fest'i başlattık ve bu süreçte de tabii ki dedik ki biz bir Yörük çocuğuyuz. Yörük Türkmen Festivali yapmamız Evet. lazım. 28 Türkiye Cumhuriyet'ten gelenlerle hep birlikte. Biz Yörükler çok da muhteşem geçti, güzel geçti. Şimdi Şimdi nasip olursa yine ikincisini hazırlanıyoruz. Ayrıca Altın Portakal'la başladık. Tabii ki bir Yeşilçam'ın festivali olması gerekiyordu. Ona başladık. Gerçekten çok da ilgi duydu. Bunları da devam ettireceğiz. Yani Yeşilçam Festivali de çok önemli. Şimdi bu süreçte bu Food Bu Yörük Festivali yine aynı yerde mi olacak? Aynı yerde olacak. Evet. Aksu'da nasip olursa onun da yazışmalarını, her şeyini tamamlıyorum. İhaleleri yapıldı. Sırasıyla gereğini yapıyoruz. Yani buradaki amacımız yerel yönetimler olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak şimdi yılda 2022 yılına baktığımızda Sayın Buldu 13 milyon 400 bin yabancı turist, 10 milyonun üzerinde yurdum insanı katılıyordu. Yerli turist. Evet. Şeyde gördüğünüz gibi Yeşilçam Yeşilçam Festivali. Görüntüler. Şimdi bu süreçte yaklaşık 23 milyonun üzerinde nüfusumuzla beraber 25 milyon hep birlikte ev sahipliği yaptığımız bir yer. Bu yılda şu anda bile 10 milyon 800'ü bulduk. 15 milyon hedefimiz zaten. Onu rahat ulaşacağız ve geçeceğiz diye ümit ediyoruz. Şimdi Antalya'mız bir taraftan atamızın söylediği güzel bir şehir ama bir taraftan da verimli topraklar. Yani tamam, turizmle ilgili bir gecelememiz 700 bin yatak kapasitesi olan Mavi Bayrak sayısı Türkiye'de yarısı Antalya'mızda. Zaten biz turizmle ilgili denizi, kumu, güneş hepsi beraber yapıyoruz ama bunun yanında 500'ün üzerinde antik kenti, ören yerleri olan bir yer. 700 bin yatak kapasitesi var. Ama bir taraftan da bu verimli topraklarda üretici. Yani biz üreticiyle tüketiciyi bir araya getirdik. Evet. Yani bunu düşünerek başladık. Ve gerçekten 12 oda başkanı ve işte gastronomi işletme yatırımcı dernek kurduk. Burada onlarla beraber başladık. Ve gerçekten 800 bine yakın ziyaretçisi olduydu. Birinci çok da iyi geçti. Şimdi zaten hemen birincisinden sonra biz hemen ikincisine geçiyoruz. O güzel geçmeden önce üretilen, tarımla üretilen ürünlerimizin yemekleri. Tabii ki. Mesela 15 coğrafi işaret. Burada önemli olan şuydu. Geçen yıl mesela biz bunu buradan özellikle Antalya'lı hemşehrilerime duyurmak isterim. Biz göreve geldiğimizde biliyorsunuz bir vakıf çiftliğimiz vardı. Yani her zaman da herkesin de gözü zeytinlik, orada olur. Değil mi? Zeytinlik, evet. Yani ciğerimiz, yani Akdeniz'in akciğeri gibi bir şeydir bu. Vakıf çiftliğimiz ticaret borsasıyla beraber işbirliği içerisinde meclisten karar alarak yani oradaki hesap kitap işlerine kapattık ve birlikte bir geliştirdik. 26 bin hektar bir alan. Şimdi orada 22 bin bizim tavşan yürüyen zeytin ağacımız var. Hani bazı yerlere taş ocağı buna benzer şeyler yapılıyor. Zeytin Öyle. Ağaçları kesilen yerler var. Üzülüyoruz tabii. Buna sahip çıktık. Geçen yıl 11 Michelin şef ödüllü ahçı başları hepsiyle beraber yerli yabancı yurt dışından 11 Michelin şef gelmişti. Onlarla beraber burada bu tavşan yüreğinin hasadını yaptı, örnek veriyorum. Ve bu yılda ikincisi hep birlikte ayrıca danışma kurulumuzu sayısını arttırdık. Kurum kuruluşları ekledik. Gerçekten öncelikle danışma kurulundaki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Destek olanlara. Ayrıca bütün bu anlamda destek olan işte Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız buradaydı. Kurum kuruluşları, Sayın Valimiz, bütün oda başkanlarımız hep birlikte beraberce Antalya'mızın çok önemsediğim, sürdürülebilirliğini düşündüğüm gastronomi festivalini hem bir taraftan sizin de söylediğiniz gibi Antalya'mızın yani yemeklerinin tanıtımı gibi de oldu bir yerde. Tabii. Bir yerde işletmeci arkadaşlarımız, 77 işletmeci arkadaşımız katıldı biliyorsunuz. Onlar çok kıymetli, çok önemli. Ve burada aklımıza gelmeyen bin bir türlü yemek çeşitlerimiz. Piyazımızdan, arabişi tatlımızdan, kabak tatlımızdan tut hepsi vardı. Ve bu yıl ayrıca her yıl bir ilçede olacağız. Üzüm hasadına gittik orada biliyorsunuz. İbadiye. Küfelerle üzüm taşıdık. Evet, Sayın evet. Buldu. Şimdi bir taraftan da şunu yaptık orada.
Bir taraftan mor üzüm türkülere konu olmuştur, türküsü vardır. Antalya'nın mor üzümü biliyorsunuz. Orada teyzemiz, annemiz, aynı eski usul rahmetli annem zamanında hep yaptığımız köyde şarapana dediğimiz ahşabın içerisinde çizmelerin tertemiz yıkadı, çıktı oraya, biz de elinden tuttuk. Ve bildiğin orada üzüm çiğnedi. Evet, gördüğümüz gibi. Ve orada konu şuydu. Biz o hasatta o günün geçmiş dönemde işte teyzemiz burada gördüğünüz gibi çiğniyor. Anamız da onu yapıyordu. Analarımız onu yapıyordu. Evet. Ama biz bir taraftan da hemen yan tarafında da teknolojiyi de geliştirdik ve Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak üzüm sıkma hijyenik ortamlarda onu da yan yana koyduk. Tabii. İkisi de bir ayrı bir güzellik. Yani nostalji, hani geçmiş dönemden bugüne, günümüze olan bunlara da bakma fırsatı bulduk. Evet. Ve son derece de önemsiyorum ve bütün üstadlar, televizyonda program yapanlar, yeme içmeyle ilgili ünlülerimiz geldi hepsi. Onlar büyük şefler ve şef yetiştiriyor. Biliyorsunuz biz Antalya'da Antalyalıların hep hafızasında olan yerleri korumaya, kollamaya çalışıyoruz. Vatan Kahvesi'ni mesela 1960'lı yıllardan beri halkın buluşma noktası olan Vatan Kahvesi'ni biz o gastronomi derneğine verdik. Evet. O gastronomi derneğe ve hatta destek olan arkadaşlarımız da oldu. Anılarıyla beraber yaşatacak oradaki. Anılarıyla beraber orayı yaşatacak. Yoksa hani birine peşkeş çekilir. Hani ben hep karşı olduğum konular bunlar, evet, biliyorsun. Kamu yararı olmaz. Birilerine verebilirsiniz. Ama önemli olan Antalyalı'ya geçmiş dönemde insanların hafızasında Vatan Kahvesi deyince buluşulur orada hep birlikte. Tabii. Büyüklerimizin buluştuğu bir yer. Ve orada şimdi gastronomiyle ilgili, yeme içmeyle ilgili biliyorsunuz Akdeniz Üniversitesi'nin Göynük'te açmıştık biz o zaman önceki rektörümüzle. Ve şimdi ona destek veriyoruz. Şimdi Antalya'da bu gastronominin akademisini kurmayı düşünüyoruz, hedefliyoruz. Şu anda üçüncüsünde, Allah nasip ederse onu üçüncüsünü yavaş yapacağız. Yavaş yavaş ayak sesleri geliyor zaten onların Antalya'da gastronomi konuşuldukça. Tabii ki yani gerçekten ben o kadar mutluyum ki yurdum bütün gurme işte köse yazarları hepsi Antalya'daydı. Yani bunun mutluluğunu yaşıyorum. Şöyle düşün Sayın Bolu, bizim mesela eski belediyemizin Karaleoğlu Park içerisinde, evet, yaptık. Oradaki esnaflara bir sorun. O kadar mutlular ki 7-24 3 gün içinde değil mi? 3 gün içinde bu. Şimdi onun için Antalya bir festivaller şehri, kültür sanat festivaller, evet, şehri olmalı Antalya. Yani sadece tamam turizm var, tarım var, birleştiriyoruz. Bir de şunu söyleyeyim Sayın Buldu. Hallerle ilgili 15 Ocağı kadar biz Türkiye'de İstanbul 1, biz 2. sıradaydık. İş hacmi olarak, haller olarak. Büyükşehir belediyelerimizin biliyorsun halleri. En büyük hacimlerden bir 15 Ocak itibariyle Antalya hallerimiz 1. sıraya geldik iş hacmi ile ilgili. Bu çok önemlidir. Zaten %50'nin üzerinde Türkiye'yi besliyoruz. Türkiye'yi ve aynı zamanda Avrupa'ya da Rusya'ya da dahil olmak üzere biliyorsun ihracatta. Gümrükleme sistemi tabii ki de var çok burada. Önemli bunlar. Yani bunlar hepsi bizim için çok kıymetli, önemli. O bakımdan zaten biz bir taraftan da yerel kalkınma ile ilgili hepinizin, herkesin bildiği gibi bütün vatandaşlar, köylülerimizin, hani köylü milletin efendisidir dediği gibi atamızın, oradaki hayvancılıkla uğraşan, arıcılıkla uğraşan vatandaşlarımızın kısacası mesela Halk Süt kurduk. Halk Süt biliyorsunuz Toros'un eteklerindeki çoban kardeşlerimizden, hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızdan, evet, alıyoruz, aldırıyoruz. Halk Eti kurduk. Oradaki hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızdan alıyoruz. Veterinerlerimiz tabii ki onlara katkı, sağlıklı, evet, bir taraftan da ucuz olmak şartıyla onlara destek olmaya çalışıyoruz. Yani Antalya gerçekten mesela 53 kooperatifimiz var, 5 daha kurduruyoruz. Şimdi 58 kooperatifimiz olacak. %85'ine ödüyoruz enerji paralarını. Zaten mazot, gübre, ilaç girdileri çok pahalı. Buna benzer çiftçi kartlar. Bunlar kadın çok, üreticilerin çok, yerleri de vardı. Tabii tabii. Hani çok detaya girmeyeyim ama gerçekten bu gastronomi sahiplenildi. Ben Antalyalı hemşehrilerimize, o anlamda danışma kurulumuza katılan, işte başta Antalya'mızda Sayın Valimize, işte Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımıza, tüm kurum kuruluşlara, birisi soruyor biz Kayseri'den geldik. İnanır mısın Gaziantep'ten vardı, geldik tabii, diyenler vardı. Gaziantep Afyon'dan geldik diyenler vardı. Onların standları vardı. Afyon vardı.
Yani önümüzde artık bunu sanırım bu katlanarak sürdürülebilir oldu ve devam edecek. Nasıl kitap fuarının şimdi 13.sünü yapıyoruz. 1 milyon ziyaretçiden bahsediyorum. Onun için 3 güne bile sığmayacak yani önümüzdeki günlerde. Ve gerçekten Antalya'mızda burada hem küçük esnaflarımız olsun hem büyük esnaflarımız olsun. Bu anlamda gelen giden otelde konaklamasından tut, restoranları, taksici kardeşim, herkes kazandı, herkes kazanıyor. Onun için çok önemsiyoruz. Bunlarla ilgili işte Antalya'mızda 7. festivali yapmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. 7 tepeli şehir gibi 7 festivali evet, şehir. Evet, plakasını da bulduk Antalya'mızın. Evet, kesinlikle. 07, bu arada evet. Finali de açık havada yayınladınız. Ben de oradaydım. Tabii. Çok hem yarı finali hem yarı finali. Evet. Evet, finali gerçekten çok da heyecanlıydı, çok da önemliydi. Evet. Tekrar kutluyoruz onu. Evet efendim, festivaller şehri dedik ki bunlarla beraber halkla iç içe, halkın da sevdiği sanatçıları da getirerek onlarla buluşturuyoruz. Tabii tabii. Yani orada da gerçekten bir morale de ihtiyaç var. Yani bir sürü krizler, olaylar, bunun üzerine de halkımızın da buna da ihtiyacı vardı evet. Gerçekten. Çok da mutlu oldum. O kalabalığı görünce de çok mutlu oldum. Büyüğünden küçüğüne herkes oradaydı. Efendim şimdi festival dedik, sondan geriye doğru gidecek olursak Antalya'nın bir süredir çözülemeyen, daha doğrusu içinden çıkılmaz hale gelen, günden güne bir ulaşım sorunu var, bir trafik çilesi var. Efendim bu trafik çilesi ne zaman son bulacak? Son bulacak mı? Buna yönelik neler yapıyorsunuz? Çünkü gün boyu sizin fragmanınızı ben yayınladıktan sonra şahsıma ya ve paylaştığım tweet adresinin altına yoğun şekilde ulaşımla ilgili sorular geldi. Hem şahsınıza hem belediyenin adresine hem de bana. Ulaşımın ana hattını üst ölçekli görecek olursak sorun nerede başlıyor? Neden bugün vatandaş yaka silkiyor? Ne zaman çözüme kavuşacak? Sayın Buldu, gerçekten ben zaman zaman hizmetlerimle ilgili siyaseten bir araştırma yaptırmıyorum. Evet. Diğer siyasi partiler yaptırıyor, oralardan görüyoruz başarımızda. Şimdi Antalya'da birinci sırada en pahalı su. Hatta Sayın Varak'la tatlı bir şey telaşı yaşamıştık evet. Hatırlarsınız. 1182 kuyudan aldığımız enerji parasının 34 milyondan 184 milyona çıktığını falan hep beraber konuşmuştuk. Ve burada bu televizyonumuzda konuşmuştuk. Şimdi bizim öncelikle sevgili Antalyalı hemşehrilerimizden özellikle şunu bilmelerini isterim. Biz göreve geldiğimiz gün itibariyle, yani TÜİK'ten alıyoruz tabii, biz resmi devletin resmi kurumundan alıyoruz. Evet efendim. Mesela Antalya'mızda bizim şeylerle ilgili göreve geldiğimiz gün itibariyle araç sayımız 319 bine çıktı. Yani süreçle ilgili resmi araç bu. Yani biz göreve geldiğimiz gün itibariyle burada örnek veriyorum, şunu anlatacağım size. 2019 yılında göreve geldiğimizde bizim nüfus sayımız, örnek veriyorum, bugüne geldiğimizde TÜİK'ten aldığımda 176.304 vatandaşımızın nüfusu artıyor. Evet. Ama araç sayımız 329.095'e. Nasıl oluyor o zaman? Herkes 3 arabayla mı geliyor? İşte öyle mi? Zaten en önemli konu bu. Şimdi bunlar hiçbir bahane değildir. Sakın yanlış anlaşılma olması. Yani ben göreve geldiğim gün itibariyle ben nerede nasıl çalışmalar yapacağım hepsini bilen birisiyim. Biz burada şeylerle ilgili mesela önce bir kavşaklarla çalışma yaptırdım. Yani buradaki bir trafik sıkışıklığında. Önce hepimizin bildiği gibi Covid'den bahsettiniz. Covid süreciyle ilgili 50 bin lira kadar düştüğümüz günler oldu. Taşımayla ilgili. Evet. Sıkıntılarımız oldu. Ve halk otobüsüne binmiyordu kimse. Halk otobüsüne gerçekten yani o dönemde sağlıkla ilgili çok önemliydi. Herkes sağlığına dikkat etmek için binmiyorlardı. 50 bin lira kadar düştük. Yani oradaki tabii otobüsçü arkadaşlarımızın durumlarını da biliyoruz. Mazotu işte yani günden bunun yanındaki masrafları çok fazla. Biz dedik ki burada öncelikle bir ulaşım master planı
çalışması yapalım. Biz de çalıştay yapalım diye düşündük. Evet. 74 kurum kuruluş başkanlar katıldı. Ulaşım çalıştayı ile ilgili. Evet. Orada çıkan sonuç şuydu. Yani buradaki mesela orta revizler vardı biliyorsunuz. Göbekler. Dedik ki bunların kaldırılması. Onlar çok kıymetli, çok önemli. Evet. Hepsi kendi alanında uzman hocalarımız. Ama bunun yanında işte şoförler odası başkanı, oda başkanları, meslek odası başkanları da sağ olsunlar evet. katıldı. Karayolları katıldı. Emniyetimiz herkes işbirliğiyle. Bu Antalya Türk Turizmi'nin başkenti diyoruz. Ama burada da bazı sorunları ortak çözmemiz lazım. Biz şehri ortak akılla yöneteceğiz dedik. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi şu anda bakınız orta göbekleri kaldırdık, orta revüjleri. Evet. Şimdi burada 40 akıllı kavşak yaptık ve 61 bazı, uzaktan aynen 61 uzaktan erişimli o yüksek direkler vardır. Evet. Biz orada mesela şimdi ayrıca biz trafik kontrol merkezi açtık. Orada 12 arkadaşım şimdi bilgisayarın başında görüyor. Sağlık İl Müdürlüğü'nün önünde eğer sayı 30'u geçtiği anda tuşa tekrar basıyor, yeşil devam ediyor. Yani oradaki o yoğunluğu alıyor. Diğer tarafta iki araç var. İki araca yeşil yanıyor ama sırada 30'un üzerinde. Bak şu anda gördüğünüz trafik kontrol merkezimizdir. Herkes, biz 19 ilçeyi buradan görüyoruz şu anda. Bu çok kıymetlidir, önemlidir. Yani ulaşımla ilgili gerçekten Türkiye'de bir ilkleri yapmaya çalışıyoruz. Biz işte 25 milyona ev sahibi yapıyoruz. Yani nüfusumuza göre değil. Hani her gelen gün geçen günden nüfusumuz artıyor. 176 bin nüfus artmış. Bir artış 4,5 yıla yakın süreye 4 yılı geçtik. 176 bin araç ama 319 bin şey düzeltiyor. 176 bin nüfus artıyor. 319 bin araç artıyor. Tabii. Mantığa yani, aykırı bir gerçekten çok var. Mantığa aykırı. Ama biz bununla hiç şey yapmıyoruz. Bakınız yol genişletmelerimiz var. Kemer istikametine giden işte ana arter büyük yollarda 3 şerit olanı 4 yaptık, 5 yaptık. Yani süreçle ilgili gerçekten mesela biz 62 otobüs aldık. Kırmızı otobüs. İkisi elektriklidir bunun. Ulaşıma destek olmak anlamında. Ve hem yeni arabalar klimalarıyla her şeyle siyah plaka araçlarımız. Bunun yanında esnaf araçlarımız da var. Şimdi burada biz mesela üçüncü etabı düşündük Sayın Buldu. Bunu unutuyorlar. Zaman zaman troller yalnız. Hani siyaset yapanlar tabii ki beni eleştirecek. Ama bir troll ordusu var. Doğru yaptığımıza da bilirsin bunlar var. Öyle. Bunlardan vazgeçemiyorlar nedense. Siyasiler sahte beni isimler. Eleştirebilir. Ben 29 yılıma girmiş kişiyim. Hayatım boyunca insanları kandırmadım. Doğru neyse onu söylemeye çalıştım. Burada troll, sahte hesaplarla bazı numaralar yapanlar var. Onlar hiç umurumda değil. Beni doğru olan siyasilerim eleştirebilir. Onlara saygı duyarım. Biz siyaset yapıyoruz. Siyasetin tam içinden gelmiş birisiyim. Yani mutfağından gelmiş birisiyim. Türkiye farklı bir rekora ev sahipliği yapıyor. En fazla aracın olduğu şehir. Tabii ki. Ve kiralıklar hariç. Nüfusuna göre en fazla araç sayısı kesinlikle. Olan yerdir. Evet. Şimdi gördüğünüz bakınız bu hafif raylı sistem bizim Asat binamıza, otogarımıza gelememişlerdi biliyorsunuz. Üçüncü etap. Evet. Biz burayı %43 ile devraldık. Ne dedik kamuoyuna çıktık. Önce bize destek olanlara teşekkür ettik. Sonra da destek olan olmayan herkesin emrinde olacağız dedik. Ve başlattık. Hatta biliyorsunuz göreve seçildik. 1 Nisan'da hatta bir raylı sistem durduruldu bile. Tabii. Şimdi orada 28 test yapılmalıydı. Seçim zamanı açıldı, geldi, geçti. Oralarda falan da değilim. Sadece o alt geçitten, o Kepez'den Beri'ye geçişte otogara gelişimizi bir 8 ay vaktimizi aldı biliyorsunuz. Ve sonrasında biz hiç durmaksızın hızla 3. de hafif raylı sistemi tamamladık. Şu anda devrede. Devrede. Şu anda 4-5 ile ilgili de Konya altından gelecek olan hafif raylı sistemle ilgili onların projelerini ihale yaptık. 4'ü 5'i projelerini evet. ihalesini geçen yaptık. Geçen canlı yayında bunların ihalesi geçen yapılacak yerde, demiştiniz. Evet onun ihalesini yaptık. Projeler tamamlandı, onaylandı. Şimdi bizim yapım projesini ihaleye çıkıyoruz. Evet. Şimdi onun altlıklarını hazırlıyorum. Ve Allah'ın izniyle
Migros'unu düzeltiyorum, şey isim söylemeyeyim. Antalya Spor Kavşağımıza geldiğin an itibariyle 30 metre derinlikten geçeceğiz. Yani o bölgeyi tamamen yerden geçeceğiz. Kilitlemeyeceğiz yani. Yani yer altından Antalyalı geçeceğiz. Böyle bir korkuya sahip olmasın. Asla. Yani 5 kilometreye yakın yerimizi 30 metre derinlikten geçeceğiz. Bir defter darlığına oradan bir çıkış olacak. Hem hastaneye hem orada Konya'dan gelen vatandaşlarımızın çıkışları, binişleri orada olacak. Duraklarımız var. Ve sonrasında da devam edeceğiz. Burada bir de sayın buldu. Biliyorsunuz ikinci etap hafif raylı sistem vardı. İkinci etap raylı sistem biliyorsunuz Expo'ya kadar yapıldı. Evet. Boy boy resimler asıldı biliyorsunuz. Orayla ilgili biz bugün bir haber yaptık. Evet sayın. Dilerseniz o haberi bir izleyelim. Onun üzerine de konuşmuş olalım. Evet. Evet, hazırsa arkadaşlar o haberi yayınlayabilir miyiz? Yaklaşık 7 yıl önce yaptırılan meydan tramvay hattında çökmeler meydana gelmesi üzerine bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı. 2016 yılında dönemin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türen zamanında yaptırılan tramvay hattında zamanla çökmeler meydana geldi. Şu anki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek öncülüğünde başlatılan bakım ve onarım çalışmalarında aslında tramvay hattının altında altyapı çalışması yapılmadığı ve tramvay hattının altında ev yıkıntıları bulunduğu tespit edildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatları üzerine başlatılan bakım onarım çalışmalarında 7 yıl önce yaptırılan tramvay hattının altında duvarları bile yıkılmamış ev kalıntıları olduğu, hatta bazı yıkıntıların arasında ev eşyalarının yer aldığı görüldü. Yapılan kazılarda tramvay hattının yapım aşamasında altının doldurulmadığı, altyapı çalışması gibi teknik yöntemlerin eksik kaldığı gün yüzüne çıktı. 7 yıl önce eksik ve güvensiz şekilde yapımı tamamlanan ve halkın hizmetine açılan hattın onarımı nedeniyle belediye hazinesinden yüklü miktarda ücretler ödeniyor. 2016 yılında eksik ve yanlış yapılan tramvay hattı nedeniyle bu skandalın sorumlusunun kim olduğu ve belediyenin uğradığı zararın faturasının bedelini kimin ödeyeceği ise merak konusu oldu. Sayın Başkan, nasıl çökme oldu ve neden o kadar çok derine indiniz, farklı şeylerle karşılaştınız? Sayın Buldu, inan ki çok şaşırdım. Yani vatandaşlarımızın cebinden para harcıyor belediye başkanlarımız. Yani tüyü bitmemiş yetim hakkı deriz ya, onları evet, korumakla görevliyiz hepimiz. Şimdi burası ikinci hafif raylı sistem projesi dahilinde. Tabii bunları denetlemek çok önemlidir, çok kıymetlidir. Çünkü biz önce Allah'ımıza sonra halkımıza hesap veren kişiler. Bunların resmi kabul yapılmış ki üstünden tramvay. Resmi kabul yapılan, işte onu yapan arkadaşlarımıza da üzülüyorum. Yani nasıl görmezler? Yani bunu görmemek demek çok üzücü ve şaşırtıcı bir olay. Burası takip eden, denetleyen arkadaşlar. Meydan karakolunun önü. Kızıl Toprak hemen, evet, orada postanenin şeyin önü biliyorsunuz. Orada meydana giden yerde burası. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani rastgele doldurmuş geçmişler. Ya geliş geçiş Allah korusun raydan raylı sistem çöke yazdı. Arkadaşlarımız, tabii o demirler. Evet, tespit ettiler. Ben orada insanlarımız ama 60 gün içerisinde kurtarıyorum orayı. Sayın Buldu, bu çok önemlidir. Yani insanlarımız şimdi düşünebiliyor musun? Elimizden geldiğince oradan hemen otobüsleri hiç bekletmeden oradan aktarmalı. Oraya gidecek, havaalanına gidecek. Vatandaşın kafası karışıyor. Orada ne oluyor diye. Orada ne oluyor diye. Tabii ki vatandaşın, siz olsanız da ben olsam da. Ama Allah'tan bizim arkadaşlarımız fark etti ki bunu detaylarıyla yapıyoruz. Bakınız, ben Antalya'da ilk doğalgazı tamamlamış bir belediye başkanıyım. Yani 20 yıl belediye başkanlığım sürecinde doğalgazı tamamlanmış tek ilçeyiz. Bu süreçte biz 15 gündür teknik şeylere dikkat etmek lazım. Denetiminizi yapacaksınız, kontrollerinizi yapacaksınız. Mesela sabahleyin kazdığınız yeri kapatamazsınız. Onun bir süreci vardır teknik anlamda. Buraların 15 gün süre içerisinde ondan 16. gün doldurabilirsiniz. Hemen sabah kazdık, doldur yok. Onun için dikkat edilmemiş.
Ama 30 milyon liraya mal oluyor şu anda, biliyor musun? Tonlarca yüklü üzerinden tramvay geçiyor. Tramvay geçiyor orada. Hattın eğildiğini gördünüz. Kazdıkça, deştikçe o meşhur 7 aralıkların evet, altı orası. Neden olduğuna bakınca, yani bizim denetime gelen arkadaşlarımız da hepsi de üstler, onlar da biliyorlar. Ev var, böyle. Ev eşyaları var. Çok nasıl şaşırtıcı yapılmış zaten. Orası? Sayın Bulut, hiç bakmadan üstünde olurmuş geçmişte, böyle bir şey olamaz. Onun için neyse, onun gereğini yapıyoruz. Zaten imzamı her zaman arkasındayım. Söz gereği dediğiniz ne olacak burada? Çünkü burası şu anda burayı normalin dışında bir çalışma var. A'dan Z'ye sıfırdan yapıyormuşçasına tam dolgularını %100 eksiksiz yaptırıyorum. Sorumluları kim? Şimdi sorumluları bizden önceki arkadaşlar, ama şunu da yapmak istemem. Yani biz oraları zaten sandıkta hesaplaştık, geçtik. Halkın takdiriyle geldik göreve. Burada birilerini kötülemek anlamında değil. Attığınız imza tüyü bitmemiş yetim hakkına, insanlık namına olmalıdır. Sadece tavsiyem diğer arkadaşlara da budur. Yani bir işlemi yapıyorsanız sağlam yapacaksınız. Ve şimdi belediyemizden... Hesapta olmayan bir harcama yapıyorsunuz. Hesabımızda olmayan 30 milyon lira. Hani milyonlar eskiye göre 30 evet. katrilyon lira çıkıyor. Sadece bak oradaki yapılacak olan işlemden. Bunlar doğru değildir Sayın Buldu. Biz işimizi doğru yapmaya hesapta olmayan yapacağız. Bir çalışma daha vardı. O da Cırnık Köprüsü. Ve ikinci abi vali sistemi konuştuk ya Sayın Buldu. Biliyorsunuz biz göreve gelmeden önce bunlar boy boy o dönemin bakanı ve bakanımız ve başkanımız diyelim. Boy boy resim asılar. Devlet eliyle yapılıyor diyor. Biz göreve geldik. Ayrıca 379 milyon lirayı da Antalyalılar adına yine de ödedik. Belediyeye ödettiler. Belediyeye ödettiler, evet. Yani şimdi, bu da gerçekten çok üzücüdür. Şimdi bir de Cırnık Köprüsü var. Orada devam eden bir çalışma Cırnık vardı. Cırnık Köprüsü. Vatandaşlar bakın, ona da isyan ettiler. Yani ne oluyor burada? Neden bu kadar sıkışma var diye de bir merak konusu oluştu. Şimdi, ne oldu orada? Sayın Buldu, bakınız bu köprüden çok sular akıyor, biliyorsunuz. Siyasette de böyledir. Çok sular akar. Çok filmlere konudur bu köprüler. Filmlere konudur bu köprüler, biliyorsunuz. Film çevriliyor her yerde. Film bile çevrilir. Ama biz filmlerde filmler çevrilir. Bunlar filmdir. Ama biz yaptığımız işleri doğru yaparız. Vatandaşlarımız tabi haklı olarak fark etmeden bilemediler. Yani burada biz şişe ağzı deriz ona. Yani diğer taraftan 6 şerit geliyorsun, 3 şeride düşüyorsun. Evet. Düşünebiliyor musun? Yani böyle bir şey olamaz. Mevcudu öyleydi. Mevcudu öyle. Biz farkındaysanız, bak biz burada herhangi bir yer kapatmadık. Biz burada sadece Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bu köprülerin hepsini tek tek 58 tane fore kazık vardır orada. Nereye? Şeye mi? Nehrin 30 içine. Metre derinliğe, yani 30 metreye yakın derinliğe çakıldı. O çamura çakıldı. Oradaki. O bildiğin o su da Cırnık Köprüsü'nün akan suyundan ayak yapıldı. Evet. Bunlar çok önemlidir. Çok sağlam bir iş yaptık orada ve şimdi işte sıcak asfaltın şeyini tamamlıyoruz ve 5 şeride çıkarıyoruz orayı. 3 şeridi 5 şeride. 3 şeridi 5 şeride çıkarıyoruz şu anda. Yani yaptığımız işlem trafiği rahatlatmak. İşte az önce akıllı kavşakları anlattım. 101 kavşağımızı düzenledik, yaptık. Şimdi de burada sıcak asfaltımızı tamamlıyoruz. İşte bak buradaki şeritte görüyorsunuz zaten. Şimdi burada 5 şerit tamamen şu anda açıldı zaten. Değil mi? 5 şerit şu anda hatta bugün daha bir düzenlemelerimiz vardı. Çizgi yapılacaktı bugün. Evet, bugün de gereğini yapıyoruz. Evet, ulaşım dedik. Bunlar da var. Peki bu yol karayollarının değil mi? Neden siz yaptınız? Şimdi burayı daha önce Büyükşehir Belediyesi'ne vermişler. Halbuki bu köprüleri çok iktidarlar geldi geçti, çok bakanlar geldi geçti, belediye başkanı da geldi geçti. Bunu hiç mi görmediniz? Hiç mi değerlendirmediniz? Hiç mi danışmanınız yoktu? Hiç mi söyleyen olmadı? Ya biz geçenlerde 1159'du galiba, bir rekor kırdık Antalya'da, biliyorsunuz. Bir günde 24 saatte. Şimdi Sayın Buldu, düşünün, bir 1159 uçağın indiği bir havaalanına tabii, gidiş tabii. yolumuz. Şimdi biz ayrıca havaalanı giriş yolunda düzenledik, biliyor musunuz, biliyorsunuz tabii, mutlaka. Tabii. Şimdi turizm yolundan gelen evet. karışık trak, hatta şimdi biz havaalanına kadar her şeyi düzenledik. Dün de kendim il başkanımızın
Oğlunun nikahı için giderken kullandım o evet, yolu da. Kardeş kentler yolu değil mi? Kardeş kentler yoluyla çok da güzel oldu şu anda. İlk 3-5 gün tabi haklı olarak tabelalar az konulduğu düşüncesiyle de yerine göre bize kızanlar oldu ama şimdi herkes teşekkür ediyor. Biz bunları yaparken ortak akılla biz emniyetimizle de işbirliği içerisinde. Her yerle beraber havaalanının sorumlularıyla da hep beraber görüşüyoruz. Şimdi havaalanı içinde sıkıntılar var. Oraları da şimdi görüşüyorum. Oralarda havaalanı içinde de neler yapılabilir? Daha da büyüyor biliyorsunuz şimdi havaalanı. Evet. O anlamda da orada da bütün çalışmaları yapacağız. Yani transit şimdi gelen geçecek. Geçişle ilgili bir sıkıntılar da olmayacak. Orayı da çözüyoruz. Şimdi Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Bey de mesaj yazmış. Çok teşekkür ediyoruz başkanımla. Ortak çözüm konularında çalışıyoruz diye de yazmış. Siz de sivil toplum kuruluşları hem de ulaşım esnafıyla sürekli bir araya gelerek çalışıyorsunuz. Bu arada Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanı'nda bir kan değişimi oldu. Nurettin Bey çalışıyordu, Nurettin Tonguç Bey. Ama siz emniyetten gelen, emniyet kökenli, trafikten sorumlu eski emniyet müdür yardımcısını oraya getirerek pratiği biraz daha hızlandırmak istediniz. Nurettin Şengül Bey geldi. O da gelir gelmez toplantılarla beraber şimdi çözüme yönelik çalışıyor. Ulaşım esnafıyla ilgili çözüme yönelik neler yapıyorsunuz efendim? Şimdi biliyorsunuz araçlarımızda önce biz ulaşım şirketimizden şoförlerimizi, araçlarımızı ulaşım dairemize, belediyemize aldık biliyorsunuz. Evet. Bu geçiş süreçlerinde sancılı günler, zamanlar olabilir. Biz şimdi şeyi de bu arızalı araçların da bir yapımı ile ilgili bir saha çalışması yaptık. Evet. İhalesini yaptık. Şu anda işte 140 araç arızalıydı. Şimdi onları sırasıyla 92'lere düşürdük şimdi. Sırasıyla 2 ay içerisinde %90'ı hiç arızalı aracımız kalmayacak. Evet. Yani %90'ı tabii günlük yollardır, trafiktir, ufak tefek ampulü patlar, bilmem buna tabii, benzer tabii. Lastiğinde problem olabilir gibi, kliması arızalı olabilir. Onun 3-5 otobüs öyle arızalı olabilir. Ama %90'ı da şu anda 60 gün içerisinde, zaten bir ayı geçti. Kısa zamanda ulaşımla ilgili çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Ayrıca Yasin Beyler de, oda başkanı da 12 metrelik otobüs değil, siz evet. 8 metrelik alın. Bundan sonraki otobüsleri gibi önerileri olmuştu bize. Daha pratik olsun. Daha pratik olsun içinde. Diye hem akaryakıt anlamında. Şimdi yine çok güzel önceki Nurettin Tonguç arkadaşıma teşekkür ediyorum. O geçmiş dönemde bisikletle ilgili de olsun, sporla evet. ilgili de çok çalışmaları vardı. Şimdi o spor dairesi başkanlığımıza evet. geçti. Kan değişikliği sizin söylediğiniz gibi. O da kıymetli çalışma arkadaşımız. Şimdi Nurettin Bey'in deneyimleri, tecrübeleriyle hep beraber işte oda başkanlarıyla, işte taksici esnafımızla, oda başkanlarıyla hepsiyle beraber çalışmalarımızı hızla devam ettiriyoruz. Ve bu anlamda o küçük araçlarımızla daha da destek olacağız. Şeyden çalışmayan özel otobüsler vardı. Onların işte kilometre başına 4,5 lira ödüyoruz. Daha da destek vereceğim onlara. Sırasıyla elimizden geldiğince hep birlikte biz hep şunu söylemiştim. Taşıyanın da memnun olduğu, taşınanın da memnun olduğu günleri dedim kesinlikle, göreceğiz karşı dedik. Taraf, karşılıklı. Zaman zaman biz denetimler yaptık. Örnek veriyorum, bir AVM önünde zabıt arkadaşımız durduruyor. Emniyetin verdiği ruhsat 101 kişi ayakta yolcuyla beraber. Evet. Sayın Buldu size soruyorum. 101 yolcu olduğunu düşünün. Tam trafik kurallarına uygun 109 kişi var, içeridesiniz. Dışarıda hissedilen sıcaklık 60 derece. Klimayı istediğiniz kadar, iki kat klima çalıştır. Klima çalıştığı aslında halde bunu bir provokeden var, bir haklı olan vatandaşlarımız var. İşte klima özel, zaman zaman fana da geçiyor. Zaman çünkü zaman otomatik fana o. Geçiyor zaten, onların da şey, arabalarda da öyledir. Var. Ama benim orada şeylere özel otobüs olsun, kendi arkadaşlarımızdan sabah arabaya bindiğinizde klimanızı çalıştıracaksınız talimatım vardır. Orada araçlarımızın en önemli vatandaş, bakınız şuna bakmıyor. Ücretine hiç bakmıyor vatandaş. Ama orada oğlu çıkmış, çocuğu çıkmış, hastanede, postanede randevusu var.
doktorunda veya belediyesinde ona yetişmesi lazım. Benim yani arkadaşlarıma serzenişim bu süreçte vaktinde almalısınız. Benim orada hemşerim, oradaki tabii, yolcum durakta benim beklememesi durakta lazım. Beklememeli. Sıcağın altında. Şimdi duraklara bir kural getiriyor Nurettin Bey, yeni daire başkanı arkadaşımız. Şimdi duraklarda onun teknik anlamda çalışıyorlar. Hangi durakta bekleyenleri de görebilecekler şimdi. Evet. Ona göre ekstra araç bile durak sağlayacağız. Yoğunluğu. Tabii durak yoğunluğu. Ya burası Antalya. Şimdi ulaşımla ilgili zaman zaman büyük illerde bu vardır. Şimdi bir İstanbul nüfusu 16 milyon ama ben 25 milyondan bahsediyorum Sayın Buldu. Yani bunlar bir bahane değildir. Bizler bunları günü sırası gelince yani kısa zamanda böyle bir ay 45 gün içerisinde bunları da çözmüş olacağız. Anladım. Ayrıca çevre yolu biliyorsunuz çok önemli. Çevre yolunda biliyorsunuz şurada gördüğünüz bu yol ara yol mesela kuzey çevre yolu 37 kilometre burası. Evet. Ama 17 kilometresi yapıldı bunun. Bak şu anda buraya Manavgat'a giden yol bak burası kapalı. 20 kilometre yok. Evet. Şimdi burada mesela kuzey batı çevre yolu 13 kilometre hiç açılmadı. Şimdi benim bakınız Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde Sayın Buldu bu yol biz Sayın Binali Yıldırım'la Batı Antalya Çevre Yolu. Batı Antalya Çevre Yolu'nu özellikle bizim başkanımızda bak burada gördüğünüz gibi biz de buradayız. Sayın Köse var, o zaman Binali Bey var, Sayın Çavuşoğlu. Buna ben bakanlarımız, milletvekillerimiz var burada. Evet. Şimdi biz burada bu butona beraber bastık. Burayı karayollarına bir kuruş çıkartmadan, kamulaştırma evet, yaptırmadan uygulamayla çözmüş adamım ben. Bu da olmasaymış. Bu da olmasa şehri düşünün bir yani. Tıkandı. Evet. Şimdi bizim ricamız bunu siyaset üstü hani hemen siyasi parti başkanları hemen arayıp işte bir işte ulaşımla ilgili sıkıntılar falan. Ya ulaşımla sıkıntı varsa buradaki bakınız bu çevre yolunu şehir merkezine sokmazsanız az önce gördüğünüz yer burada tabii, bak 37 kilometrenin 17'sini devam ettirirseniz şimdi Uncalı burada iki tane mesela kavşak yapılacak. Bir tanesi burası, bir tanesi burası. Hem Korkut Elini hem biliyorsunuz Burdur yolu üzerindeki orta reviş o hastane evet, Kepez'in üzerindeki yeri söylüyor. Tabii tabii tabii. Bak oralarda üst geçit kavşaklar var. Mezarlığın Uncalı mezarlığı orada. Orada bir sıkıntı yok da Uncalı tarafındaki Duraliler kavşağında zaman zaman birileri yine o troller iş başına geçiyor. Bir sıkıntı var ya şeyde tapu sıkıntısı var demişler kamulaştırma. Evet. Şimdi bunu biraz 6 ay bir gecikmeli oldu. Sonra ben Kepez Belediye Başkanımızı da aradım. Ve sağ olsunlar onlar da gündeme aldılar. Yani 6 ay bekledik. Bir muhtarımızla görüşeceğiz falan dendi. 6 ay bekledik. Ben bu süreçte birileri video çekiyor falan atıyorlar. Bilmiyor hemşehrilerim, sevgili Antalyalılar. Siz yapmadınız. İller yani. Bankası'ndan Uncalı Mezarlığı'na kadar yol güzergahı, iki tane tabela yazdırdım Sayın Buldu. Dedim ki yol güzergahı, kavşaklar ve yol güzergahı karayollarına aittir dedim. İki saat sonra tabelamı kestiler. Yani bu herkes kendi görevini yapmalı. Burası tamamen karayollarına ait değil mi? Tabii ki. Şimdi biz uygulamayla ilgili işte Kepez Belediye'mizden geldi. Onaylıyoruz. Karayollarımıza yine teslim edeceğiz ama bunun yanında işte hem çevre yolundaki kalan yolların yapılması lazım. Yani işte Alanya'ya kadar biliyorsunuz. Hep... Yani yapabilirler mi artık? Karayollar orada ihaleyle kavşağı yapar bence 2024 yılına programı almaları gerekiyor. Şu anda hızla gerçekten çok da ihtiyacımız var. Her gün o yolu kullanıyoruz. İşte hemen kısa zamanda bu cuma nasip olursa Uncalı Mezarlığı'nda biliyorsunuz cenazemiz bugün de geldi. Yarın Allah rahmet eylesin tabii ki. Defin hizmetlerine başlıyoruz artık yeni yerimizde. Trafik yoğunluğu haliyle olacak yani oluyor oralarda. Doğru. Onun için orada karayolları bir an önce buna destek olmalı. Evet. Yeni mezarlık Uncalı. Tabii tabii. Gasilhanelerini falan. Şimdi onlar evet, da bitiyor zannediyorum. Bu arada şeyler de geliyor. Yorumlar da geliyor. Yollarla ilgili hep belediye çalışmıyor diye düşünürken başkanla bir önceki programımızı ünvanlı bölgesindeki trafik sorununun karayollarından olduğunu öğrenmiştim. Şimdi de meydandaki tramvay yolunun bozukluğunu yine belediye başkanı hatası diye düşünürken yine bilinçlendirdiniz demiş bir vatandaşımız. Ve şehirde neler olup bittiğini bizlere evine kadar getiren size ve ekibinize teşekkür ederim. Ekonominin şu sıkıntılı zamanlarda
Evden kafamızı çıkaramazken ücretsiz konserler, çocuklarımızı alıp konsere, filme, kampa gidebilme ya da kültürümüzü tanıtabilme imkanını sağlayan başkana teşekkür ederiz diye de mesajlar var buna yönelik. Sayın Başkan, ürkütücü rakamlar var. Çok ürkütücü. Yani baktığımız zaman Türkiye'de nüfusa göre en fazla aracın olduğu kentin Antalya olması demek, bu şehirde nasıl turizm yapılıyor diye bir mucizeyi de sorgulamak lazım. Şimdi bakıyoruz. Sayın Buldu, bak orada bir şey daha söyleyeceğim. Buyurun. Bakınız, biliyorsunuz bir afet yaşadık. Onlara da geleceğiz, evet. Herhalde sorularınız olabilir. 11 ilimizde öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. 50 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Şimdi o bölgeden gelen araçlar burada resmiyette yok. Oradan da gelen kardeşlerimiz var. Tabii. Yetmedi. Otellerde servis yapan araçlar var. Plakalarına bakın bir. Antalya değil hiç. 07 değil. Bunlar bu söylediğim rakama dahil değil Sayın Buldu. Yani bunları söylerken kesinlikle biz doğru olanları yapmayalım. Yani 101 akıllı kavşak, kavşaktan bahsediyoruz. Ben de kiralık arabaya biniyorum. Plakası 35. Mesela Antalya değil. Değil. Mesela, buraya kayıtlı değil. Tabii sen de bak koruk olarak hatırlıyorsun. Evet, kesinlikle. İki kişiye bir araç düşmenin de ötesindeyiz. Bu yönde çalışmak da. Bir evet de Sayın Mudu, biliyorsunuz biz 21 senedir hepimizin duyduğu, işte zaman zaman siyasilerimiz bunu söyler, iktidar söyler, hızlı tren konusu olur. Her seçim dönemi ben bunlara alışığım. Yani 29 yıldır bu Antalya'da siyaset yapmak tabii ki çok meşakkatli, kolay bir yol, iş değil. O anlamda bu hızlı trenin de bir an önce, hatta şimdi duydum, ötelenmiş. Antalya Alanya arası. Evet. Sürekli erteleniyor. Yani onu bilemedim. Yani acaba ülkede krizden dolayı mı yaptılar, neden olduğunu bilmiyorum ama geçen gün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Sayın Valimizin yanında vekillerimiz de vardı. Sağ olsun orada da onlar da bilgilendirme yaptılar ama kısa zamanda inşallah o da olur diye ümit ediyorum. Hani şeyimiz yüksek hızlı tren Kars'a kadar gitti ya, inşallah Antalya'ya da gelir. Umutluyuz biz. Gelirse de çok iyi olur. Biz de ona göre de değerlendiririz diyelim. Evet, ulaşımla ilgili elbette ki çalışmalarımız var. Konyaaltı'na ne zaman gelecek, ne zaman biz tramvaya bineceğiz diye soranlar var. Siz de herhalde dördüncü etap çalışmalarında. Evet, 4 ve 5 şu anda ihale şartnamesi hazırlıyoruz. Evet, Sarısu'dan Lara'ya kadar olan bölgeyle ilgili. Sarısu'dan işte dediğim gibi 5 kilometrenin üzerinde 30 metre derinlikten metro gibi gideceğimiz, evet. Kepez'e bağlayacağımız 16-17 kilometre, 22 kilometrede Kundu'ya gideceğimiz güzergah 5. etabımız var. Evet, efendim elbette ki çalışmalarınız var ama bir reklam arası verelim. Reklam arasından sonra yine sohbetimize devam edelim. Ulaşım sorunu böylece diyelim ve ikinci bölümde de yine konuşalım. Yani ikinci programımızda da konuşalım çünkü çok konular var. Sayın seyirciler, haber programı Yüksek Tansiyon kısa bir reklam arasının ardından devam edecek. Bizden ayrılmayın lütfen. Burası Benişköy'ün. En büyük sorun da su. O düğünden beri su yok. Bilmiyorum işte, köy bütün göçtüre susuzluktan geçti. Bugün Korkuteli Bey susuzluğundayız ve şimdi size buradaki bir gerçeği göstermek istiyoruz. Önce bir kapı çalacağız. Gördüğünüz gibi bu köyde hiç kimse yok. Çünkü burada ciddi bir susuzluk problemi var. Başkan Muhittin Böceğin yaptığı yeni projeyle ise buradaki alanlar tarıma kazandırılacak ve köy yeniden hayat bulacak. Başkanımız Sayın Muhittin Böcek atık suyu sulamada kullanabileceğimiz bir proje talimatı verdi. Korkuteli Atık Su Tesisinden arıtığımız suyla bir susuz arazilerin sulanmasını gerçekleştireceğiz. Bir tarihe imza atıyor. Buranın 300 yıllık geçmişteki susuzluğunu çözmüş oluyor. Yıldaki şimdi zaten burada su gelince zep çekilir. Yaklaşık 85 litre su alacağız ve 2000 dekar arazi sulayacağız bir susuzunda. Ve yağmurlama gibi modern sulama sistemleriyle çiftçilerimizin ekonomik getirisi daha fazla olan
ürünler yetiştirerek gelirlerini arttırmayı amaçlıyoruz. Böylece başkanımız bir ilke daha imza attı. Olsun başkanın sayesinde bir proje yapılıyor. Yani bir iki sene içinde çok geri dönüş olabilir. Bu projeyle büyük ihtimalle geriye dönüş de sağlanacak. Vatandaş tabii imkanlar değiştikçe farklılıklar yaratılacak. Su beyiz susuzluğa hayat getirecek. Gerçekten güzel bir yatırım. Yani bunun devam etmesi lazım. Tek eksiği suydu. Dolayısıyla bu da tamamlandı. Ben çok güzel şeyler bekliyorum yani. Muhittin Başkan'a da teşekkür ediyorum. Su kaybımız çoktu. Gittik. Büyükşehir Belediye'mize başvurduk. Geldiler, kontrol ettiler. Burada kaynağımız yaklaşık olarak 1500 rakımda bulunuyor. Biz bu kaynakta alacak olduğumuz suyu kapalı sistemle yaklaşık 400 metre aşağıya kadar indiriyoruz. Yapılacak olan projeyle birlikte burada hem bitki desenini arttırmayı planlıyoruz hem de yaylacılıkta insanların üretime devam etmesini planlıyoruz. Yaklaşık olarak 6,5 kilometre bir boru hattımız var. Bu boru hattının üzerinde eğer tam kapasite olursa 2000 dönüme kadar ulaşıyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz şu anda yapıyor. İdeal bir şey oldu ve memnunuz. Hedeflerimiz buradaki tarımsal üretimi hem çeşitliliğini hem de verimliliğini arttırmak. Buradaki çiftçilerimiz yani bundan çok memnun. Bunun için de ayrı ayrı başkanımıza çok teşekkür ederiz. Her zaman bizim yanımızda oluyor ve bize yardımcı oluyor. Yani ne desem azdır başkanım için. Nergis çok güzel bir bitki açıkçası. Antalya niye nergis kokulu bir şehir olarak isim yapmasın? Bir günde 1000 tane topladığımı hatırlıyorum. Odalmışım ve devamlı topluyorum. Biraz da meditasyon oldu, inanır mısınız? Ben Yıldız Öztekin, sınırlı sorumlu Toprak Ana Kooperatifinin yönetim kurulu başkanıyım. Kendim mali müşavirim, 40 yılı doldurmak üzere artık. Emekli olunca da kooperatife ağırlıklı gidecek sanıyorum. Kadın kooperatifi hep aklımda vardı benim zaten. Yani bu olmak durumundaydı bu ülke için. Hemen arkadaşlarla birleşerek böyle bir kooperatifi kurduk. Üretim ağırlıklı bir kooperatifiz. Çalışmalarımız genelde ekim ve gıda üzerine. Ben Münevver Gençtürk, Minerva Kadın Kooperatifi başkanıyım. Senelerdir iş hayatıyla uğraştım ve şu an emekliyim. Emekliliğimde de boş kalmak istemediğim için kooperatif kurmanın ve kırsaldaki kadınlara destek olmanın çok güzel bir şey olabileceğini düşündüm. Çok yeni bir kooperatifiz. Tabii ki çok desteğe ihtiyacımız var. Kadın kooperatiflerinin yerel yönetimler olmazsa olmazı. Gerçekten Büyükşehir'e biz teşekkür ediyoruz. Çünkü kendilerini ziyaret ettik. Onlar bize her zaman yanımızda olduklarını söylediler. Bu konuda tabii çok desteklerini aldı. Tarımla çok uğraşmayı istiyordum. Sağ olsun Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böceğin tarıma olan saygısından dolayı biz nergis tohumu aldık ve çok zevkli bir çalışma yaptık. Bunları belediyede kiyoksak kurulacağını öğrendik. Hem belediyeye destek olmak amaçlı hem de kendimize kazanç amaçlı ve kadınlara destek amaçlı yaptık ve topladık. Bunları belediyeye teslim ettik. Onlar da kiyokslarını gayet düzgün bir şekilde satmış oldular. Ekilmeyen arazi kalmasın projesi vardı Büyükşehir'in, sağ olsun. Bize 10 bin soğan hibesi verdi. Onu Karavelliler'de ektik. Biz 2 dönüme ektik. Daha sonra onu çoğalttık. 4 dönüm ektik frezyalarla, ilavelerle. Yani böceklenme oldu mesela geçen yıl sürpriz. Orada bize yardımcı oldular. Yine üretimlerimizi arttırdık. Bu da bize katkı oluyor. Soğanları da gerek çiçekleri de belediye yerine göre alımlar yapıyor. Bunlar hep katma değer. Bize verilen tohum çok güzel bir tohumdu. Biz hayalimizde hep yaban nergisi hayal etmiştik. Fakat çok güzel bir nergis çıktı. İçen nergismiş. Çok hayranlıkla karşıladık. Onları toplarken çok mutlu olduk. Antalya biliyorsunuz turizm şehri ama tarım da çok önemli şehrimizde. Sağ olsun Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek bu konuda çok hassas ve devamlı çiftçinin yanında. Köylerde, ilçelerde ve biz çok mutluyuz onunla birlikte çalıştığımız için. Muhittin Böcek Bey'e tabii ki her zaman için teşekkür ediyoruz ve çalışmalarında başarılar diliyoruz.
İsterseniz onları bir paylaşalım. Melut Küçükkaya Kaş'tan yazmış. Sarıbelen muhtarı. Sarıbelen ve Hacı olan köylerine bağlayan grup yolları çok güzel oldu Sayın Başkanıma. Teşekkür ederiz diye söylemişler. Ve Alanya'dan Murat Özçelik. Programı takip ediyoruz. Kucak dolusu selamlar demiş. Zafer Tan Gazi Paşa'dan Büyükşehir Meclis üyesi. O da takip ediyoruz demiş. Murat Özçelik milletvekili adayıydı. O da benim sevdiğim bir isimdir. Tıpkı Zafer Tan gibi. Ve bakıyoruz sorular yine var. Sorulara gireceğiz. Ama onun öncesinde Fransız Kalkınma Ajansı'ndan kredi aldınız. Büyükşehir Meclisi'nden geçti ama hükümet onaylı olmasına rağmen Büyükşehir Meclisi'nde takıldı. Nasıl oldu bu iş? Siyaset oldu. Sayın Buldu şöyle, şimdi tabii ki sağ olsunlar, ben iktidarı muhalefeti Antalya'da çalışmalar yapıyoruz. Biz yerelde iktidarız. AKP'li arkadaşlarım da ülke iktidarı var. Ama zaman zaman burada küçük düşünenler var sanırım. Hatta grup sözcüsüne de söyledim. Dedim sizi Sayın Cumhurbaşkanımıza şikayet edeceğim dedim. Çünkü benim 3 yıldır çalıştığım bir konu bu. Göreve geldiğimiz gün itibariyle işte Covid'ler şunlar bunlar geldi geçti. Onları sonunda söyleyeceğim. 3 yıldır başladığımız Fransız Kalkınma Ajansı 15 ekibiyle beraber bize geldi Antalya'mıza. Evet. Bir hafta onları konuk ettik. Antalya Büyükşehir Belediyesi yaptıklarımızı, yapacaklarımızı. Onlar bizim bilançomuza, bizim bütçemize, bizim ödemelerimize baktılar. Günü geçmiş hiçbir borcumuzun olmaması bir avantaj. Biz ayağımızı yorgana göre uzatırız. Tüy bitmemiş yetimin hakkını koruruz, tasarrufa gideriz. Başlangıçta bunu söyledik, onu yaptık. Ve sonuç olarak buradan gittiler. 2 ay içerisinde Fransız Kalkınma Ajansı 59.850.000 euro oy birliğiyle geçirdi Fransa'da. Evet. Fransız Kalkınma Ajansı'nda. Ve buraya geldi ülkemize, Cumhurbaşkanlığımıza geldi ve 2 senedir bekledik biz. Yani hükümetin 2 senedir onayını mı? Onayını bekledik. Ve sonuç olarak Sayın Cumhurbaşkanımız 15 Ocak'ta onayladı. Yani 59.850.000 euromuz resmi gazetede yayımlandı. Krediyi kullanabilirsiniz artık. Krediyi kullanabiliriz artık dendi. Ondan sonra 21 Temmuz'da da bakanlık onayladı. Yani bu 59.850.000 euronuz bakanlık onayladı. Çevre Şehircilik Bakanlığı. Bir de Hazine Bakanlığı. Hazine Bakanlığı. Bir de şunu söyleyeyim. Sayın Buldu, bu kredi hazine garantisidir. Yani hani krediler alır belediyelerimiz biliyorsun. Hazine garantili. Olmadı. Bu kredimiz bizim hazine garantisiz bir kredidir. Ve Büyükşehir Meclisimize belediye garantilidir bu. Meclisimize sunduk. Sağ olsun destek olan Milliyetçi Hareket Partisi'ne, kendi partim zaten arkadaşlarım, İyi Parti'ye, Saadet Partisi'ne ve bağımsızdaki arkadaşlara teşekkür ediyorum. AK Parti grubumuz olumsuz deyince şaşırdım. Çok da şaşırmadım. Ha, siyaset seçim zamanı ama geliyor diye. Ama haberleri yok muydu? Haberleri olmaz mı? Söyledim de. Bak bunları biliyorsunuz. Bu ne yapacağız Sayın Buldu? Onu da söyleyeyim. Hani hepimiz konuştuk. Siyasiler, bizler, belediye başkanları, herkes. İşte Antalya'mızda işte çevreden bahsederiz, denizden bahsederiz ama bununla ilgili katkı koymayız. Evet. Şimdi bununla bakınız biz yılda asat olarak 500 milyon lira o tüy bitmemiş yetimin o paralarıyla çamur yakma taşıma bedeli ödüyoruz biz. Atıklarla ilgili. Atıklarla ilgili. Burası Antalya, turizmden övünüyoruz. Öyle. Turizmde 45 milyar dolar Türkiye'de gelir geliyor. 20 milyar dolara yakın Antalya'dan ama bize bir kuruş verilmiyor biliyorsunuz. Hatta ben seçimlerde üzüldüm de Turizm Bakanımıza da söyledim. Biliyorsunuz biz Belek arıtmayı yaptırdık Turizm Bakanlığı'yla. Bildiğim bir müteahhitlik anlaşmasıdır. Yani kimse babasının parasını bağışlamıyor. İki kurum, bakanlığımız ve biz her konuşmada bakanımıza da teşekkür ederek söylüyorum. Yani biz bu protokol 20 yıl bizim Büyükşehir Belediye'mizin atık su gelirini veriyoruz.
Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız da kandırıyorlar. Kemeri verdik. 900 milyonun üzerinde yer yapıldı. Onlar yapamadı, biz yaptık intibası yaratıyor. İntibası yaratıyorlar. 27 yıl atık su gelirimizi verdik. Yani bizim parayla yapılıyor şu anda. Tabii. Halkımın, Antalya'mın parasıyla yapılıyor. Ve sonuç olarak biz buradaki ne konaklama vergisi başladı, bir kuruş para yardım yapılıyor, hiçbir şey yapılmıyor. Hiç önemli değil. Ama biz buna rağmen günü geçmiş borcumuz yoktur. Bir de şunu söyleyeyim. 2007-2019 yılları arası 2007-2019 yılları arası 59 milyon 6 yani 59.6 milyon euro ödediler. Yani 2007 itibariyle. Evet. 2 yılı Sayın Akaydın hocamın düzeltiyorum Menderes Başkanımız. Sayın 5 yılı Akaydın hocamın, yine 5 yılı Sayın Türe zamandı. 59.6 milyon ödediler euro. Biz bugüne kadar göreve geldiğim gün 115 milyon euro 379 milyon Türk lirası ödedik. O raylı sistemi bize yıktılar. Niye sizin biliyorsunuz. Zamanınıza denk geldi bu? İşte 1 ve 2 ve 3. etabın şey parası, ödemeleri. Geri ödemeleri. Bizim. Evet. Ama hepsini ödüyoruz. Ben bu Antalya'ya çıktığımızda bu Antalya'da yarım kalan projeler tamamlayacağım diye söz Muhittin Böcek söz dedi. Yerelden kalkınacağız dedik, bütün çiftçimize, üreticilerimize her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Enerji paralarının %85'ini ödüyoruz, işte 58'e çıkaracağız. Bunlar da girişte söylemiştim. Şimdi burada biz o 500 düzeltiyorum. 59 milyon 850 bin euro ile 500 milyon yılda ödediğimiz para için Hurma'da biz bu çamur yakma, bununla ilgili çevreci bir belediye olarak bunların gereğini yapacağız. Hiçbir kokusu olmayacak son teknolojiyle. Ayrıca Kundu bölgesinde kapasite %40 kapasite artırım var. Çünkü birbirinden fazla otel geldi. Evet, her gün oteller var. Bak 25 milyonun havası, suyu, altyapısı, arıtması, her şeyini yapıyoruz. Ve sonuç olarak... Aslında bunu Turizm Bakanlığı ödemesi gerekmiyor mu? İşte bunları yani Antalyalılara hepsi günü geldiğinde söyleyeceğiz. Sayın Başkan, 5 ay önce Hollanda'ya gittim. Hollanda'da paket ödemenin dışında şehir vergisi ödeniyor, biliyor musunuz? Evet. Ayrıca resepsiyonda sizden şehir vergisi istiyorlar. Onu ilgili belediye istiyormuş. Ama gittiğinizde her yere yasa var. Yasa var. Yani bu şehircilik vergisinde toprak bastı parası, öz Türkçesi bunun. İniyorsun, vergini ödüyorsun. Tabii. Şimdi konaklama vergisi alınıyor, bir kuruşu bize verilmiyor. Onları geçtim ben. Ben bu bulduğumuz krediyle ilgili ret vermelerindeyim hala. Yani bununla ilgili hatta rica da ettim. Yani bu gerçekten oy birliğiyle geçsin. Bu Antalya, hepimiz çevreyi düşünmemiz lazım. Kundu'da bakınız %40 kapasite artırımı var bunun. Yani kullanacağımız yer çok açık. Evet. O yüzden yani onlara da takılmıyorum ama gerçekten baktığımızda üzücü. Şimdi ulaşımla ilgili birkaç konu daha var ama çok da dağıtmak istemiyorum. İlgili bir seyircimiz demiş ki Behlül Dal Müzesi'ni sorar mısınız? Sinema müzesi yetişecek mi demiş. Onu yetiştirmeye çalışıyoruz. Şu anda onun da ihalesi yapıldı. Altın Portakal'la ilgili müze çalışmamız da devam ediyor. Bunu kısa zamanda inşallah gerçekten ben de bitirmek istiyorum. Evet, Akdeniz Üniversitesi'nin bahçesine devasa bir otopark yaptınız. Bu da sizin projelerinizin içinde yoktu. Evet. Otoparkı yaptınız ama vatandaşımız der ki bu otoparkı niye bir türlü başkan hizmete açamıyor? Daha neyi eksik der? Sayın Buldu, buraya yüklenici firmamıza sevgili Antalyalılarımın öz kaynağı parasıdır. Belediyemin öz kaynağıyla 118 milyon lira ödedik buraya. Çünkü ben bir taraftan hem kendi sağlığımla ilgili hem insanlarımızın sağlığıyla bu Covid zamanında olsun başta Sayın Rektörüm olmak üzere. Bir vefa gibi en azından. Hem bir vefa hem de bir görev. Bu görevde orada öğretim üyesi, üniversitedeki bütün hocalarım, hemşire kardeşlerim, sağlık çalışanlarım diyeyim kısacası. Bütün herkes mal canın yumrusu, araba koyacak yeri yok. Sıcaklığı görüyorsunuz zaten.
Başhekimimizde araba koyacak bir özel bir yeri yok. Yok. Orada onları gördük. Bazen zaman zaman arabanızı koyamadığınız için doktor randevunuzu bile kaçırıyorsunuz. Ama bir de burada çok amaçlı sayın buldu. Bunu yani sevgili Antalyalılarım da bilsin. Zaten deprem master planını biz 2022'de başlattık. Biliyorsun 2023'te 6 Şubat'ta deprem oldu biliyorsunuz. 54 bin metrekaredir bu kapalı alan gördüğünüz. Kaç araçlık? 1797 araçlık. Yani böylesi bir güzel, böylesi bir modern bir otopark burası. Ama bunun yanında 54 bin metre kapalı alan afet toplanma merkezidir. Tabii. Aynı zamanda. Yani çok amaçlı. Burayla ilgili ben Sayın Rektörümü de aradım. Sayın Ömer Hocam'la da görüştüm. Önce bir ihale yapmışlar herhalde. Onların küçük bir düzeltmesi yapması gerekenler var. Bizim protokolle yaptık biz burayı biliyorsunuz. Ve Sayın Hocamız bana Ekim-Kasım ayı içerisinde tamamlayacağız dedi. Yani ben de dört gözle ben de bekliyorum. Antalyalılar da bekliyor inşallah. Yine Sayın Rektörümüzle beraber de görüşürüz. Burayı tamamlayacak. Yani biz yılbaşına kalmadan aralığın sonuna tamamladık ve teslim ettik. Akdeniz Üniversitemizde şu anda bundan onlardan sonraki iş onlarda. Onlardan bekliyoruz. Onlar da yaptıracağını söyledi. Kısa zamanda inşallah da yapılır diye ümit ediyorum. Bir seyircimiz şeyi sormuş. Özellikle Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün hemen önünde biten sizin yeni yaptığınız bir yol var. Evet. Akdeniz Üniversitesi'nin güneyine paralel olarak ilerleyen ama bir yerde çok güzel bir yol yaptı buraya. Evet. Sıcak asfalt ile her şeyle orta devirle ilgili bir mahkemeden dolayı gördüğünüz bu yol biliyorsunuz. Evet. Göreve geldiğimiz hemen ertesi yıl yapmıştım onu. Burası gerçekten de çok da güzel bir yol gördüğünüz gibi. Ve önünde şimdi bu planlama çalışmalarımızı tamamladık Sayın Buldu. 24 Eylül'de askıdan iniyor ve hemen burada o kavşağa bağlayacağız. Ve inanılmaz bir rahatlama olacak orada. Yani gerçekten çok... Ne zaman dediniz? Ne zaman açılacak? 24 Eylül'de askıdan iniyor. Şimdi çıkan planlamayı tamamladık. Askıdan inince hemen hızla açacağız yolu. Zaten gördüğünüz gibi asfaltımız son derece güzel. Bir vatandaşımız diyor ki adını da söyleyeceğim. 540 dükkan esnafı adına sormuş. İyi geceler Ali Bey. Ben başkanıma şunu sormak istiyorum. Bir yıldır burada siftah yapmadan evimize gidiyoruz. Bizler kamerayla tespit... Burada bir afet söz konusu. Göreve yeni geldik. Bizle ilgili çok ilgilendi Sayın Başkanım. Ne gerekiyorsa yapın dedi. Fakat kiralarımızı ve aidatlarımızı ödeyemiyoruz. Buna mukabil %70 zam yaptı belediye. Biz bir senedir %70 açık dükkan bulamıyoruz demiş. Festival Halk Pazarı esnafları Doğu Garajı Kemal Yılmaz. Doğu Garajı'nda bir sıkıntı mı var Sayın Başkan? Doğu Garajı'nda gerçekten işler acısı bir olayla karşılaştım. O gün orada şehir tiyatrolarımızı oraya taşıdık. Evet. Hem orada esnaflarımız dedik bir sifte yapsınlar, bir başlasınlar diye düşündük. Ve orada gördüğüm konu şu. Bir ablamız var köşede, hayırlı olsun dedim. İncik boncuk böyle şeyler satıyorlar, hediyelik eşyalar satıyor. Bir tarafta ona yakın bir şeyler, resimlik şeyler satıyor falan. Kardeş misiniz dedim abla dedim. Yok dedi, biz ayrı esnafız. Nasıl yani dedim. Sayın Buldu, yer 4 metrekare. 7 tane esnafa vermişler. 4 metrekare yeri. 4 metrekare yeri esnaf. 4 metrekare yeri. Bakınız bunun... 540 rakamı buradan mı geliyor? 540, 312'ye düşmüş. Şu anda 540'ı 312'ye düşürüyorsunuz. 2-3 metrekare yer insanlara. Bakınız yarışma projeleri bazen uygulaması zor projeler olabilir. Ama o binalara yapılan bugün 200 milyon lira masraf etti oraya. Yine Antalyalı hemşehrilerimizin. Orada kanayan bir yara yarım yamalak kalmış. Hani kamu yararı dedik ya. Evet. Buna rağmen devam ettirdim, bitirdim. Ve gördüm ki işler acısı... Yani çok büyük kolonlarla büyük binalar yapılmış, hiç kullanımlı değil. Ama bitirmek zorundaydık. Yani yarım yamalak bırakamazdık. O para yine milletimizin parasıdır. Ve bu düşünceyle 540 esnaf, o Doğu Garajı'nın en eski esnafları, bunlar önce bir meydana gitti. Orada yangınlar oldu. Çok zorluklar çektiler biliyorsunuz. Ve sonuç olarak çok üzücü bir olayla karşılaştık. Ve burada
Şimdi yönetimini işte Ekdağ'da Mesut Kocagöz arkadaşım, Gözde Hanım bizim Emlak İstimlak Daire Başkanı ve Cansel Hanım Başkanı'nda toplantılar yapıldı. Çok şeylerini üstlendik. Belediye olarak yine elimizden geleni yapacağız. Geçen hafta 10 gün önce bizi ziyaret ettiler yeni seçilen arkadaşımızla yönetim. Orada dediler ki tur otobüsü niye gelmiyor buraya? Evet. Dedim çok haklısınız. Ama tur otobüsü niye gelsin oraya dedim Doğu Garajı'na. İşte bize hani alışverişe var. Arkadaş dedim bütün otellerin karşısında sizin sattığınız var zaten. Burada bir şey yapmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Benim dedim 20 gün önce Gökhan Yazgı Turizm ve Kültür Bakanımız, Bakan Yardımcısıyla yaptığım protokol bizim nekropol evet. 865 mezar açık hava müzesi gibi olan yerin protokolünü yaptım. Orayı da bitirdim. Ve şimdi Kasım'a kadar yine kendi belediyemden işçilerim verdim. Turizm Bakanlığı'na devrettim orayı. Turizm Bakanlığı hemen 7/24 oradan mezarlık müzeye bütün taşınmalar burada müzede olanlar da var. Hepsini beraber şimdi nekropole taşıtıyoruz. Kendi orada çalışma arkadaşlarımdan da temizliğiyle şeyle ilgili de işçi kardeşlerim de verdim oraya. Oradan da yardımcı oluyorlar. Dedim ki şimdi oraya gelen turistler oradan sizin dedim Doğu Garı'nın AVM'mize gelecek. Tabii. Bir cazibe yoksa dedim niye olmaz. Gelecek falan ve çok da memnun oldular, mutlu oldular. Elimden geldiğince onları korumaya, kollamaya devam edeceğim. Yine toplantılar yapacağım onlarla. Şimdi Turizm Bakanlığımızda hızla orada nekropolle ilgili işte taşınmalar hepsini yapıyorlar. Biz de destek oluyoruz. Az önce söylediniz ama mezarlık sorunu giderildi değil mi? Mezarlık sorunu biliyorsunuz Uncalı mezarlığı benim seçim halinde bile olmaz. Kapasiteye yetmez durumdaydı. Arkadaşlar günlük tabii söylemiyorduk o dönemde 20-30 kişi hayatını kaybediyordu. Üzülüyorduk tabii kendim de biliyorsun çok ağır bir Covid geçirdim. Sevdiklerimiz abimi kaybettim biliyorsunuz. Bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ama orada iki gasılhane. İnsanlar dışarıda bekliyor acılı aileler. 2,5 milyon nüfuslu. Bir de onlar kuyruğa giriyorlardı. Bir de kuyruk bakınız şimdi Sayın Bulu 30 kişiden bahsediyorum. Orası iki gasılhane dedim olmaz. Bunu dedim altıya çıkaracağız. Bakınız şu anda gördüğünüz camimiz bitti. Her şeyimiz bitti şu anda. Nasip olursa bu cuma ama ben Ankara'da olacağım için bu cuma değil bir sonraki cuma Allah'ın izniyle Allah kabul ederse cuma namazımı orada edeceğim, kılacağım. Yani orada şu anda 12 morgu 36'ya çıkardık. İki gasılhaneyi 6'ya, 83 metrekare olan camimizi 250 metrekareye çıkardım. Biraz insana soğuk gibi ürkütücü geliyor ama bunlar olması lazım. Olmaz mı Sayın Bulu? Biz yurt dışında, yurt içine, buradan gelebilecek tüm şeyler. Türkiye'ye uzak olan yerde havaalanı olanlara uçakla gönderiyoruz. Tabii. Yani bunlar çok önemli insanlarımızın ailesinin yani burada Allah rahmet eylesin ama herkese de Allah sağlık versin. Öyle. Ama bunları ama en iyi şekilde onların son görevimizi doğru yapmamız lazım olduğuna inandım ve 3 kat büyüttük. Emeği geçen arkadaşlardan Allah razı olsun gördüğünüz gibi fevkalade yakınlarımızla ilgili orada dualarımızı hep beraber edeceğiz. Sizi çok yakından takip ediyorlar. Başkanım su içsin diyorlar. Başkanım sizdir. Evet bir taraftan da takipler. Evet Ali Bey Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim kardeşim demiş. Yeni başkan bu yönde de görüşünü anlatmış Sayın Başkan. Geçtiğimiz günlerde sizin bir projenizi takip ettim. Gecekondu Mahallesi olarak görülen ama bugün artık Gecekondu'dan eser kalmayan Güneş Mahallesi'nde bir kentsel dönüşüm projesinin kura çekimini gerçekleştirdiniz. Evet. Bir de onun yanında cami sözü vermiştiniz. Onun da temelini attınız. Orada bir cümle kurdunuz. Dediniz ki bakın santral aylardır, yıllardır kangren halinde çözülemiyor. Ama biz Güneş Mahallesi'nde temelini attık ve şimdi teslim ediyoruz diye de bir açıklamanız vardı. Buyurun. Sayın Buldu, bakınız Muhittin Böcek olarak 29 yıldır attığım bütün imzanın arkasındayım. Bütün imzalarım kamu yararına, halkın yararınadır. Göreve geldiğimizde sur yapıyla ilgili öncelikle vatandaşlarımıza tabii ki sabır diliyorum. Protokolünü imzaladıklarında
2019 yılı sonuna teslim edilecek şekilde imzalamışlar. Sayın Bulut, evet. %50'ye bile gelmemişler. Şu ana kadar 3006 teslim yaptık ve onları da sırasıyla bitireceğim. Yalnız bugünlerde kirayı ödemiyorlar. Yüklenici firma ile ilgili de son ihtarım bugünkü toplantıda arkadaşlarıma söyledim. Meclisimizden 31 Aralık'a kadar süre aldık biliyorsunuz. Evet. Zaman zaman AK Parti ilçe başkanı gitti orada açıklama yaptı. Bu ne periz, bu ne lahana? Yani sen sorumlu kim? İmzayı kim attı? Neden attınız? Ben Güneş Mahallesi'ne gittim. Muhtar bizimle bir görüşmek istiyor. Davet ettik muhtarımızı. Kendisi zaten o gün kura çekerken de konuştu. Dedi ki başkanım buraya dedi sizden önceki başkan yönetimi tam 31 Mart'tan 2 ay önce geldi. 2 kamyon, 1 ekskavatör getirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi yazdı araçların üzerinde. Bir kazı başladılar yarım metre dedi. Bir metreyi bile bulmadı dedi. Siz seçime aldınız sabah gittiler dedi araçlar dedi. Şaşırdım ben, nasıl olur dedim ya, böyle bir şey yok. Benim de Allah şahidim olsun ki hiç Güneş Mahallesi ile ilgili bu konuyu bilmiyordum. Yani onlara bir vaadim yok, oraya gitmedim. Bilmeden mi bu çalışmayı başlattınız? Hayır, şunu söyleyeceğim. Bilmiyordum. Seçim evet. Hani vaat dersin ki Güneş Mahalle'yi çözeceğim demedim ben. Bizden öncekiler toplantı yapmış oyları almak için. Evet. Başlatmış iki kamyon bir şey. Mümkün değil. Ve sonra hemen bunlarla ilgili toplantı yaptık. Dedim ki ben burada bu yeri Muhittin Böcek imzasıyla gereğini yapacağım. Meclise getirdim. Sağ olsun mecliste arkadaşlarımın destek olanlara hep teşekkür ediyorum. Ve geçenlerde biz burada noterin huzurunda geçmiş dönemde kuralar bir kağıt parça sınıf başkanı. Hep ben sınıf başkanı olurdum ilkokulda. Hani kağıda yazılırdı oradan sınıf başkanı olunur. O gibi çekildim. Ben noterle çektim. Ben isim çektim sadece. Kimsenin hakkına da şeyim yok. 9. katı çekmişiz. Noter çok da dua ettiler. Noter evet. Orada. Noter dairesini insanlar kendi çekiyor. Ve gördüğünüz gibi çok kısa zamanda gününden önce bu yıl sonuna kadar herkes oturmuş olacak Allah'ın izniyle. Arkadaşlar attığınız imza, söz verdiğiniz işi yapacaksınız. Yüklenici firmanın, müteahhidin birilerine hizmet etmeyeceksiniz. Halka hizmet edeceksiniz. Halka hizmet, hakka hizmettir. Anlayışıyla çalışacaksınız. Ve sonuç olarak herkes de görüyor ki biz bunlar, bir de şunu söyleyeyim Sayın Buldu. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Siz uzunca bir siyasi bizler ama sizler de bir gazeteci olarak da bir taraftan hem televizyoncu olarak Antalya'da siyaseti de sizlerle beraber yaptım. Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanımızda bile o elmalılar şeyler çok gittik, seninle hatırlarsın. Tabii. Bilmez miyim? Ersin Taranoğlu Bakanımızda. Şimdi ilk kentsel dönüşüm Türkiye'de daha TOKİ tarafından yapılmaz iken Konyaaltı Belediye Başkanı olarak o zaman işte 775. maddeye göre imar gecekondu önleme ile ilgili Mesut Yılmaz'da rahmetli anıyorum. Ve onun katkılarıyla aldım 11 defa toplantı sonucu bütün vatandaşlarım 625 ilk kentsel dönüşümü kentsel yapan dönüşüm. Hatta camimizin adı bile Gecekondu Camisi'ydi. Gecekondu'ydu orası. Bir tane siyasi koymadı oraya. Bir tane yakın eş, ahbap, çavuş koymadı. Herkes sadece Gecekondu hak sahipleri aldılar. Şimdi bizim burada da öyle oldu. Burada da herkes çok da iyi bilir. Ondan sonra da Deniz Baykal'da rahmetli anıyorum. Tapularını 2008 yılında verdi. Evet. Kentsel dönüşüm o zaman da tamamlamıştı. Tapu dediniz, Kırcami'den de çok soru var. Kırcami ne olacak diye, ama şöyle de bir gerçek var. Antalya'nın Kaş'ın Sarıbelen köyünde Mevlüt Küçükkaya, Zafer Tan, Gazi Paşa'nın bir ucunda Alanya keza ve kent merkezinden herkes sizin ağzınızdan çıkana da takip ediyorlar. Bunu da hem hatırlatalım hem de Kırcamililer merakla bekliyor. Kırcami ile ilgili kısaca ne söylersin? Çünkü önümüzdeki programda özel bir Kırcami programı yapalım. Şimdi hem Kırcami yaparız hem Altıntaş yaparız. Evet. Şimdi Gazipaşa'dan Kaş'tan arkadaşlarımızı söylediniz. Duyarlılıklar için teşekkür ediyorum. Onlarla hep muhtarlık toplantısında, muhtarlarımızla, SSK toplantılarımızda, 913 mahallemiz muhtarlarımızla buluşmamızda
bürokrat arkadaşlarımla gittim. Orada ne söylediysem onları yapacağım. Evet. Hiç bunları seçim öncesi sonrası diye değil. Yani oralarda asfalt programına aldığım yerler asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Hani Sarıcabelen'den yazmışlar ya. Her yerde aldığım program muhtarlarımızın söylediklerini tek tek asat olarak yapıyorum. Nerede yapılması gerekirse, ne çalışmam gerekiyorsa söz verdiklerimin hepsini tamamlıyorum. Yani ondan da köy yolları özellikle. Şimdi Kırcağmı konusu tabii ki bir kader değil dedik. Yani bir tarafta 10 katlı bina, iki kardeş olduğunuz için bir taraf ya, marul ekmeğe devam tabii. eden, onu Konyaaltı Belediye Başkanlığı Büyükşehir Meclisi sıfatımıza da çok önergeler verdiğimiz günlerden geldik. Sayın Murat Kurum Bakanımıza gittiğimde 100 binliğini onaylattık biliyorsun. Bizden önce arkadaşlar 10 yıl İktidar Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı olmalarına rağmen 100 binliğe onaylatmamışlardı, onaylatamamışlardı. Murat Kurum Bakanımız sağ olsun sordu, neresi burası dedi. Efendim seçim öncesi geldiğiniz, tapularını verdiğiniz, oylarınızı aldığınız yer dedim. Ve güldü. Samimice, ikili beşeri samimiyetimizden dolayı ve hatta onun tweet'i benden 5 dakika öncedir. Antalya'nın 100 binliği hayırlı olsun diye attı. Ben ondan sonra attım. Ve sonuç olarak 100 binliği Serik dahil bazı ilçelerimizde eksiklerimizle beraber onları tamamladık. Hatta bir mahkeme konusu oldu. Konya istinaftan 100 binliği olmadığı için bozulmuştu Kır Camisi. Onu da hallettik. Danıştay'dan da ayrıca sonuç olarak toprak kurulunu ve kamu yararını onayladık. Bu anayasasıydı. Bunu aldık. Şimdi uygulamayla ilgili Muratpaşa Belediye'miz bu çalışmasını yapacak. Ama biz üzerimize düşen geçen gün 50'lik bir yolu aldık. Orada yapmamız gereken hem asatla hem altyapıyla ilgili gördüğünüz gibi çalışmalarımız orada devam ediyor. Şimdi Altıntaş Mahallesi'nde çarşamba günü nasip olursa orada bütün çalışma arkadaşlarımla beraber bizim Ticaret Odası Meclis Başkanı o yapı bölümüyle ilgili arkadaşlarıyla beraber ziyaret etmişti. Hem müteahhit arkadaşlarımız da vardı. Onlarla beraber çarşamba günü de Altıntaş'ta buluşacağız. Hem yapmamız gereken altyapıyla orada çok hızlı bir inşaat var biliyorsunuz. Bunlarla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. Bir taraftan orada pazar yapıyoruz. Onunla ilgili çalışmamız var. Kısacası bunun gereğini yapacağız. Kırcamiller, evet. Yüreğini serin tutsun diyorsunuz. Aynen. Önümüzdeki süreçte de bunlar olacak diyorsunuz. Şimdi geçtiğimiz günlerde merak ettiğim için önümüzdeki günlerde imarla ilgili bir program yapacağız ama programımızın sonuna doğru geliyoruz. Konyaaltı Belediye Daha Başkanı... Daha çok anlatacağımız çok şey var Sayın kesinlikle, Burdan. Kesinlikle. Konyaaltı Belediye Başkanı Sayın Semih Esen bir açıklaması vardı. Çakırlar Bahtırlı bölgesini kesinlikle ben başkan olduğum sürece imara açmayacağız diye bir açıklaması oldu. Bu yönde sizin görüşünüz, tutumunuz nedir? Ben Akaydın Hoca'nın yaptığı bir imar çalışması vardı. Onun bir revize edilerek oradaki insanların babadan atadan kalma yerleri herhangi bir imar aşmayla değil. Zaten orada evet. bir 5000'lik çalışması yapmıştı Sayın evet. Akaydın Hoca. Orada tabii ki orada ben hatta örnek biz kendimizdir böcek ailesi olarak baktığımızda herkes 8-10 katlı yer isterken benim yerim zemin artı 3 katlı biliyorsunuz. Biz aşırı yüksek katlarla ilgili yani çok şey düşünmedik. Orada tabii ki bahçelerimizin olduğu yerler kendiniz bu alanlarla ilgili. Tabii ben kendi belediye başkanlığım Konya altındayken evet. bile ben bunları hep koruyarak yapmış insanım. Evet. Sonuç olarak Akaydın Hoca'nın yaptığı bir plan çalışması vardı. Köylüyle, köylülerimizle beraber toplantı yaptık. Onunla ilgili bir çalışma halkımız isterse orada yine bir onlarla beraber bir çalışma yaparım ama ben Semih Esen Başkan'ın şahsımla ilgili orada herhangi bir bana ilettiği bir durum söz konusu değildir. Muhasara bölgesiyle ilgili bir soru var. Ne olacak oranın tapu sorunu derler. Şimdi orada zayiat %53 olması dolayısıyla bizim danışmanımız şehir plancısı Alper Bey bir yüzde İşte düşürme, zayiatla ilgili 45'e falan düşebilir mi ile ilgili bir plan çalışması var. Onu da bakıyoruz ona da. Bu arada Kent Tarihi Daire Başkanı
Sayın İsmail Özkay Bey cevap yazmış. Behlül Dal Müzesi malzemeleri eski dönem kaldırılmış. Malzemeler dağınıktı. Hepsini özel korunaklı malzemelerle koruma altına aldık. Eski yerine başkanımızın talimatıyla Altın Portakal Sinema Müzesi yapıyoruz. Behlül Dal'ın tüm malzemeleri elimizde. Sadece birkaç heykel bizden önce kırılmıştı. Onları da müzeye taşıyoruz. Başkanım süreci adım adım takip ediyor diye de yazmış. Aynen. Bu yönde Sayın Başkan, önümüzdeki yakın bir süreçte bir program daha yapacağız. Ve Festikan vardı. Biz hani şeyden konuştuk, muhasıradan konuştuk. Toki'den konuştuk. Şeyi konuştuk, hem Toki'yi hem kentsel dönüşümü. Ama Festikan'da çevre şehirciliğin ihaleyle sattığı arsalar var. Orada yaşayan insanların da bir isyanı vardı. Burası çok yüksek şekilde satılıyor diye. Son aşama nedir efendim? Sizin şimdi devreye girmeniz sayın mı? Oluştu tabii mu? Ki masa başında eğer ki Antalyalı'ya sormazsanız bilmeden bazı şeyler yapabilirsiniz. Biz burayla ilgili dava konusu olacak. Hukuki işlemler devam ediyor. Evet. Şu anda bizim asat olarak belli bir çalışmamız, belli bir yatırım, bizden önce yapılmış bir para. Kimse dediğim gibi babasının parasını harcamıyor. Burada biz burayla ilgili işte TOKİ işte daire yapacak, seçim öncesi bunlar yapıldı biliyorsunuz, kararları çıkardılar ama biz bununla ilgili hukuki işlem başlattık. Asat'ın 20 milyona yakın yatırımı olan yer, hobi bahçemizin olduğu yerler dahil olmak üzere bir sürü sıkıntılar yaşıyoruz. Onu geçtik, 15 gün önce 406 parsel satıldı Festikan'da. 406 parsel. 406, daha 1000'in üzerinde parsel vardır. Satılmaya devam edecek. Buradaki bu TOKİ'nin satışı ne demek Sayın Buldu biliyor musun? Yani ona Ali Cengiz oyunu demeyeyim ama gerçekten ilçe belediyesine ve büyükşehir belediyesine pay vermemek için %50'ye yakın pay ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesinin olur. Yani ha, TOKİ sattı mı size pay vermiyor. Hazine bir yer satarsa hazinenin sattığı yerin büyükşehir ve ilçe belediyesi nerede olursa fark etmez. Bunun partisi de yoktur bunun. Yani AK Partili belediye başkanı arkadaşımız da olabilir. MHP'li belediye başkanı, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı arkadaşım da olabilir. İYİ Partili arkadaş da olabilir. Mesele o değil. Mesele burada halbuki o ilçenin belediyesine %30'u verilecekse verilir. Ne var bunda? Hazine satsın o zaman. TOKİ aracılığıyla satıyorlar sadece hani bizden para kaçırırcasına. Bunları doğru bulmuyorum. Şimdi ya, düşün. Gene size sayın, gelmeyecek mi? Bak şöyle vicdani olarak düşünelim. Sevgili hemşehrilerim de öyle düşünsün. 406 parseli sattınız. Evet. İlçe belediyemize bize vermediniz. Tamam. Hiç sordunuz mu? Orada 406 parsel alan benim vatandaşım nasıl içme suyu alacak Sayın Buldu? Kimden alacak? TOKİ'den mi alacak? TOKİ'nin böyle bir benim öyle bir programda, bütçemde öyle bir param yok şu anda. Nasıl bir mantıktır? Nasıl bir yağmalama demeyeyim de nasıl bir görüş düşüncedir? Yani siyasiler buna sahip çıkmalı, Antalya milletvekilleri. Ya be kardeşim, Allah'ın dağını bakınız, orada satılan o parsellerin orası rahmetli dedemin Mehmet Böcek eski yazıyla tarihiyle tapusu vardı 36 dönüm bizim hazineye kaldı yerimiz. Orasını sattılar işte, orası işte 406 parsel. Sizin arsalar. Sakarsınlar. Bizim artık kalmadı, hazine almış oldu. Evet. Dedemin tapusu dedemindir 36 dönüm. Festikan Yaylası'ndan bahsediyorum. Sakarpınar'dan. Ya Sayın Buldu. Yani böyle bir şey olamaz ya. Bu kamunun malları. Ben Metin Gürdere Bakanımız, ben Anavatan Partisi Merkezce evet. Başkanlığımda vakıflardan sorumlu. Vakıflardan sorumluydu. Giderdim namazında, niyazında Allah kabul etsin. Hemen beni içeri alırdı zaten. Muhittin Başkanı bekletmen derdi. Oğlum derdi, hazineye ait tarladan geçersen ayakkabında veya üzerinde ceketin toz kalırsa oğlum onu bir sil derdi. Onlar vakfederken o insanlar tabii. Burada fakir gurabalara yardım olsun, eğitimine katkı olsun diye bağışladılar derdi. Arkadaşlar nasıl bir iş anlamıyorum ya. Yani benim belediyeme bir şey sormayın. İlçe belediyesine zaten sormazlar. Ama ben büyükşehir belediyesiyim ya, buranın altyapısı var mı? Kanalizasyon ne olacak orada? Sattınız güzel, tamam.
Parayı da aldınız. Bir kuruşunu vermediniz bize. Belediyelerimize, şahsımıza değil. Yani bunlar çok vahim durumlardır. İşte dağlar, taşlar hep oradaki görseliyle, işte taş ocakları. 20 yıl belediye başkanlığı yaptım. Bir tane taş ocağı ruhsatım yoktur. İşte bunları iyi düşünmek lazım. Çevreci ağızda laf da olmuyor. Sayın Buldu. İnsanlarımızın geçmişten, atadan kalma yerleri değerlendirirken bile bunları düşüneceksiniz. Evet. Expo'da sizin de ortaklığınız var değil mi? Expo'da ortaklığımız yok Sayın Buldu. Expo 2016'nın oluşumunda Büyükşehir... Büyükşehir değil, ben Konyaaltı Belediye Başkanı'ydım. O dönem? O dönemde 7 yıl sevgili Antalya Konyaaltılıların diyeyim, o zaman Konyaaltı Belediye Başkanı'ydım. Gelirimizin %2,5'unu, yani binde 2,5'unu verdik orada. Büyükşehir olarak? Büyükşehir olarak daha fazlasını Akaydın Hoca'ydı o zaman verdi. Evet. Ve sonuç olarak... Ha, siz ortak olmadan para ödediniz. Ortak olmadan biz para ödedik. El şimdi 8 parsel bir internet sayfasında bir satılık diye çıktı. Öyleymiş. Bir aksilik olmaz arkadaşlarım. Yaptırımınız... Onun üzerine bir çalışma yapıyor. Eğer uygun görülürse Expo'ya Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak talip olacağız. Büyükşehir, Antalya Büyükşehir Belediyesi Expo'yu satın mı alacak? Satın alırız. Bize verirler. Niye satsınlar? Yani her yer satılacak diye yaylalara sattılar gerçi ama orayı da bize belediyeye tahsis etsinler. Biz Antalya Büyükşehir turizmcilerimizle, üniversitemiz işbirliği içerisinde çok güzel programlarımız yapacağız. Hem yerelden kalkınmayla ilgili para uygulamalı. Var mı? Para var mı? Olmam hiç. Şeyin Bekir abi, olmam ula dediği gibi. Yani o aklıma geldi şimdi. Bekir Bey'le de görüşeceğiz önümüzdeki günlerde. Sayın Kumul o da, Başkanıma evet. Da buradan izliyorsa selamlar millete. O da Boğaçay'ın ilk köprüyü yapan belediye başkanıdır sizinle beraber. Beraber. Evet. İşte bak, biz siyaset üstü davrandığımızı burada örnektir o proje. Evet. Aklıma geldi. Bir gün saat 15'te Sayın, işte o dönemde rahmet tanıyor Mesut Yılmaz'a randevu verdi. Gittik. Dedi ki, Muhittin Başkan sana bakıyor mu dedi. Efendim zaten Büyükşehir beraber yiyordum. 5 meclis üyesi var onun, dedi. 2 de benim meclis üyem var. İşte beraber yapıyoruz Antalya'da falan. Ne hayır mı demişti. Dedim efendim, Bekir abinin bütçesi parası yok. Siz destek olacaksınız. Hem Konyaaltı iki yakamız bir araya gelecek, köprü yapacağız dedik. Ve o gün Cumhur Ersümer'e talimat verdi ve Devlet Su İşleri olarak o köprü yapıldı. Hala Bekir abinin ismi yazar orada. Kesinlikle. O köprü bunlar yapıldı, öbürü yıkıldı. Bunlar çok önemli dayanışmadır. Bak onu öbürü da yaptık, açtık. O yıl aşağıda köprüler tabii yıkıldı. Tabii. Öngörümüz önemliydi orada. Şimdi bunun konuları, önümüzdeki günlerde konuşacağımız çok konular da var. Vatandaşlarımız diyor ki, memleketin insanı işte Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar adım adım biliyor. Derdimiz nedir bilir işte, sağ olsun demiş bir seyircimiz de. Sayın Başkan, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na hazırlanırken, Konyaaltı Belediye Başkanı'yken sizinle bir program yapmıştım. Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak mısınız demiştim. Siz de demiştiniz ki ben aday olmam. Ben adayım demiştiniz. Süreç geldi geçti. Gerçekten aday oldunuz. Seçimi aldınız. Seçime az bir süre var şimdi. Bir değişiklik olmazsa Mart'ta Büyükşehir Belediyesi'ne yeniden aday mısınız? Ali, zor soru sorma. Çalıştığım yerden sor. Zor değil. Şimdi şunu söyleyeceğim Sayın Bulut. Tabii 29 yıllık siyasi hayatımda ben hep arkadaşlarıma öngörüm önemlidir. Dikkate alırım. Halkın oylarına hipotek koymam. Sorarlarsa bana seçimi alacağız derim ama yüzdesini sorarlar söylemem. Çünkü vatandaşıma saygımdan dolayı. İşte biz 19 ilçe belediye başkanı, Millet İttifakı'nın belediye başkanı gibi görmemizin nedeni de budur. Demokrasiye inanıyoruz, oy verenlere saygı duyuyoruz. Şimdi ben tabii ki 25 yıllık bir başarı hikayemden sonra beni Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu ve evet. Meral ablam aday etti beni, biliyorsunuz. Ve sonuç olarak biz halkımıza verdiğimiz bir sözümüz vardı. Ben sen yok, biz varız, biz birlikte yaparız. Evet. Yola çıktık ve geldiğimiz noktada gerçekten kamu yararı olan bütün projeleri, bakınız eski işte bugün gastronomiyle başladık giriş konuşmalarımıza. Oradaki geldiğimde eski meclis yaptığımız salonlarda fareler cirit atıyordu oralarda. O eski belediye binamız. Şimdi nasip olursa İngiltere konsolosunda orada ağırlayacağım. Şimdi oralardan geldik biz. Kamu yararına çalıştık.
halkın yararına olanlara çalıştık. Ne söylediysek onu yaptık. Şimdi bak Sedir Mahallesi var. Sedir de orman bölgenin hemen içindeki evet. yer biliyorsun. Müteahhitle harç bitti, inşaat yapay diyoruz. Eğer sıkışmışlar, iptal etmişler. Evet. Aynı Altınova'da Cem evini iptal ettikleri gibi. Ve göreve geldik. Tekrar şimdi ihale yaptık. Yaklaşık 100 milyon liraya mal ediyorum. Allah'ın izniyle Cumhuriyet Bayramı'na, Cumhuriyet'in 100. yılına inşallah orayı da açacağız. Yani ne söylediysek onları yaptık. Şimdi bizim araştırmalarda herkes yaptırır. Ben hiç araştırma yaptırmadım. Genel merkez yaptırır, siyasi partiler yaptırır. Hep ilk sıralarda çıkarız başarıyla ilgili. Biz bugüne kadar siyaset üstü davrandık. Çünkü burası Antalya. Gerçekten özel bir şehir. Burada milyonlar insanlar, işte 25 milyondan bahsettik. Böylesi bir yere hizmet ediyoruz. Ve kimseyle kavgası olmayan, işte faaliyet raporumuz oy birliğiyle geçer. Bunlar çok kıymetlidir, önemlidir. Bu başarımızı genel merkez de biliyor. Geçenlerde Sayın Genel Başkanım biliyorsunuz bir açıklama yaptı. Televizyon orada. Programında bu bir açıklama yaptı. Bu adayların netleştiği anlamındaydı aslında. Tabii yani işte Antalya olarak söyledi biliyorsunuz. Tabii. Dedi İzmir, ki, Ankara, yok, pardon İstanbul. İstanbul, Ankara, Antalya. Antalya dedi. Belediye başkanlarımız borçlu aldılar dedi. Buna rağmen işte ülkede bir Covid, işte biz Antalya'da Cumhuriyet tarihinin en büyük Manavgat yangını, Kumluca, 11 onları bile konuşamadık. İlimiz yani. Onları bile konuşamadık biliyorsunuz yaptığımız beraberce yaptığımız evet. Çalışmaları biz ölüm bile anlatamadık. Rağmen, ormana girmeniz yasaktı. Doktorlar oraya girmem yasakken gittik falan. Bu başarıdan dolayı aynı şeyi Sayın Genel Başkanım zaten söyledi. Şimdi dedi borçlu aldılar. Onlar güzel çalışmalar yaptı. Pandemi süreci, deprem her zaman işte İstanbul, Ankara ve Antalya işte diğer illerimizden de bazılarını saydı. Ve dedi aynı şekilde devam edecek arkadaşlarımız dedi. Ben tabii her zaman genel merkeze, genel başkanımıza saygı duymuş. Siz bunu net olarak, netleşmiş olarak algıladınız mı? Yani bunda bir tereddüt yoktur Sayın Buldu. Ama ben... Hani Mevlana'ya sormuşlar, efendim siz ilim adamı, bilim adamı, hoşgörü, herkesi çağırırsınız. En çok neyi bilirsiniz dediğinde demiş ki ben haddimi bilirim. Sayın Buldu, ben haddimi bilirim. Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle bir 5 yıl daha Antalya'mızda güzel şeyler yaparız diye söylemek isterim. Bunlar da zaten günü geldiğinde sizler, bizler hepimiz görürüz. Evet, efendim. Bir taraftan da partinizde ilçe seçimleri yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olarak soruyorum. İlçe belediyesinde de tecrübelisiniz. İlçe seçimleri yapıldı ama ilk defa delege seçimlerinde bile kıran kırana bir mücadele yaşandı. Hatta dışarıdan da diyen dedi ki ya CHP delege seçimlerine gösterdiği ilgiyi Cumhurbaşkanlığına gösterseydi şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanıydı dediler. Olağanüstü bir seçim yaşandı. Delegelikten sonra ilçe başkanlığında da herkes bir taraf oldu. Belediye başkanları kendi bölgelerinin dışında da taraf oldu. Kongrelerde bile konuşuldu bu. Bakıyoruz örnek gösterirsiniz. Geçtiğimiz işte hemen birkaç gün önce hatta dün Hasan Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi Murat Paşa ilçe başkanı seçildi. Hayırlı olsun diyoruz kendisine de. Kürsüde rakibinin Konyaaltı Belediye Başkanı tarafından çıkarıldığını söyledi. Sonra Konyaaltı Belediye Başkanı dava açacağım dedi. Böyle bir şey yok dedi. Ama seçilseydi de bugün bana yaptığı açıklamada seçilseydi sevinirdim diye de bir açıklama yaptı. Ne oluyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle ilçe kongreleri, delegeler, şimdi de sırada il var. Bizde kim il başkanı olacak? Sayın Buldu bizde özgürlük var. Bu fazla özgürlük değil mi? Şimdi şöyle Sayın Buldu, bakınız 29 yıllık siyasi hayatımda ben diğer siyasi partilere bile kongrelerinde başarılar dileyen birisiyim. Benim o aday olanlar, delegeliğe aday olanlar, partide üye olanlar, 31 Mart seçimlerinde hepsi bana çalıştı. Birkaç hariç. Yani hepsi bana oy verdiler. Ben onun için, ben hatta Antalya'da il seçiminde hatırlarsanız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresinde ben yoktunuz.
yoktum. Genel başkanımla da görüştüm. Sen Kayseri maçında mı? Içine, nerede bir yerde? Kayseri maçına gittim. Evet, iyi hatırlıyorum. Tamam mı? Şimdi gördüklerimi ama üzülmüyor değilim gerçekten Sayın Bulut. İki belediye başkanının arasında geçti il başkanı. Bir seferinde bir sosyal medyada şunu gördüm, duydum. İşte neymiş de birisi muhatap olmadığım birisi işte demiş ki sen işte divana mı karışacaksın, buna benzer divan başkanına karışacaksın, işini yap gibi falan filan demiş. Ya Sayın Genel Başkanım, seni görevden almış, senin işin mi bu Muhittin Böceği ağzına almak, haddine mi? Buna daha iyi cevap vermem, hiç işim olmaz. Ben doğru olan, doğru işler yapan, çalışan bütün arkadaşlarımın yanındayım. Ben ilçe başkan, 19 ilçe başkanımızın seçimi tamamlandı. Zaten ilçe başkanlarımı da görüşeceğim. Bu yarışa katılan, seçimi kazanan veya kaybeden hepsi benim arkadaşlarım. Hiçbir tereddütüm, onlarla ilgili herhangi bir kavgam, gürültüm asla olmayacak. İlçeye ama karışan... yani belediye başkanları olarak keşke yapmasalardı. Yani bu şeyleri siz söylediğiniz için ilçeye söylüyorum. İlçeye karışan, birbirlerinin bizi... bölgelerine karışanlar güzel. Yarın ile karışmayacak mı? Efendim? İl seçimine karışmayacak mı? Bilmiyorum, onu da göreceğiz. Onu da göreceğiz ama inanın ki bakınız partililerimizde şu vardır. Onlar Atatürk'ün devrimlerine inanmış, cumhuriyetimize sahip çıkan, demokrasiye inanan arkadaşlarımız yoluna devam ediyor. Birileri öyle mücadele edebilir. Ben bunu geçmiş dönemde de yaşadım. Ben az önce senin söylediğin gibi kıymetli bulurum bu sözlerinizi. Ben işte aday aday olur, bilmem şovlarla movlarla aday adayı bilmem o numaralarım olmaz benim. Ben direkt aday olurum. Partime, genel başkanıma sadık birisiyim. Hiçbir zaman kavga gürültü içinde olmam. Bunları da çok doğru da bulmam bir ama bir buna rağmen vardı. De onlara da karışmama. Yani istediğini yönlendirebilirler, istediğini seçtirebilirler. Benim o şeyde işim yok. Bir de bir sözünüz vardı. Ben büyükşehir aday olduktan sonra kendi bölgeme yeniden asla dönmem. Ben çok netim. Ben o gün siyasetçilere de buradan söylüyorum, siyasi arkadaşlarıma, yol arkadaşlarıma. Hiçbir zaman yani ayakta kısa bir basına açıklama yapmayın, düşünerek yapın. Bu olay Aksu belediyemizin Ataspor'u güreşlerimizde oldu. Onu bile konuşamadık biliyorsunuz. Evet. Altın kemeri de getirdik. Buna benzer çok. Onu soracağım. Demek şimdi ki finalde mi soracağım? Evet. Şimdi orada bütün köylümüz ayağa kalkıyor. Selamlıyoruz babamız, annemiz, aile, herkes orada. Güreş severler orada falan. Orada bir tane arkadaşımız geldi. Sayın Başkanım 15'inde adaylığınız açıklanıyor dedi. Dedim ki öyle gibi dedim. Genel başkanımız söylediydi. Hani Antalya illeri genel başkanım söylemişti evet. Açıklanacak diye. Ben de öyle görünüyor dedim. Sonra işte aday aday olanlar oldu. Ben de ondan sonra kitap fuarım vardı. Basın toplantım var. Basın toplantısı bitti. Arkadaşlar dediler ki hani sen aday olacaktın. İşte bazıları adaylık açıkladılar falan. Dedim olabilir dedim, bunlar demokrasi var. Bizim her üyemiz dedim belediye başkan adayı olabilir. Ama ben dedim direkt aday olurum. Ya da aday adayı olursam da ilçeme dönmem. Çıktın mı yiğitçe olacaksın. Yani ben ondan yanayımdır. Yani ben öyle ucuz demeyeyim de yani. Şovla bir şeyle iş yapmam. Yani ben bu Allah'ın bana bu ikinci canı verdi. Önce Allah'ımın takdiri, sağlık çalışanlarım ve sizlerin, Antalya halkının ve Türkiye'min dualarıyla ayaktayım. Bir dönem daha burada nasip olursa, bütün Antalyalılarımız takdir ederse aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarıma devam edeceğim. Hiçbir kimseyle kavgam olmayacak. Hiçbir kimseyle bu işte seçimde ili kim destekliyor, desteklemiyor, hangi belediye başkanımız, ben onlara bilmiyorum. Ben doğru olanları yapmaya devam edeceğim Sayın Bulut. İle nasıl bir seçim gerçekleşecek efendim? Hiç bilmiyorum. Şimdi bunun hesapları da yapılıyor. Samimi söylüyorum Halicim, yani yanlış anlamayın. Hemşehrilerimizden özür diliyorum. Billahi gününü bile bilmiyorum. Bazıları sosyal medyada ya da kendi aralarındaki konuşmalarda özellikle kendilerine eski sol tüfek ya da keskin solcu diyenler size üvey evlat muamelesi yapılıyor ya da üvey evlat gibi görüyor. CHP'nin üvey evladı gibi. Ama üvey evladı dedikleri kişi Büyükşehir Belediye Başkanı. Yani yok be Ali, sayısı oldu. Onun sayısı çok azdır ya. Ben onlara bakmam, yani öz üvey CHP'de var mı böyle bir şey? Be,
Ben onları geçmiş adamım. Ben genel başkanımız altılı masa yaptık. Biz yıllardır hani karşı mücadele yapmış insanlar, genel başkanlarla beraber çalıştık. Yani ben 6 Aralık 2002'de partiye geldim. Bugüne kadar partime bir tek yanlış yapmadım. Partilime bir tek yanlış yapmadım. Grup kararlarına aykırı hareket etmedim. Hiç yamuk yanlış işim olmaz benim. Kırgınlığınız var mı? Yok, hiçbir kimseye kırgınlık yok. Ben zaten Allah'a havale ettim bazılarını, biliyorsunuz. Siz kendinize hainlik edenleri bile ben onu şey yapmadınız. 2018'de bile hani kötü zamanların iyi tarafları da vardır. İnsanları tanırsınız. Özellikle de yanında sandıkların dediği işte bu. Fıtratta var demek ki. Kan, ben karakter. Ne yapabilirim diyorsunuz. Onun için kitap bile yazdım, biliyorsun. Evet. Doğru ya, sizin o günleri hatırlamak istemiyorum Sayın Buldu. Evet. İki tane de kitabınız vardı. İkinci Yaşam, Siyaset ve İhaneti yazdırdılar bana. Evet. Olmasaydı yani. Da keşke yazmasaydınız. Keşke, ama bunlar yaşandı. Keşke ihanet etmeseler. Bizler de yaşadık. Gördük, daha şahit olduk. Zamanı doğrusu. Gelince güzel şeyler söyleyeceğiz. Sayın Başkan, Asat Spor adını değiştirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü oldu. Gerçek adını buldu. Kulüp başkanı da Sayın Antalya'nın değerli bir insanı Sayın Ramazan Karabulut oldu. Şimdi bu yönde kolları sıvayarak yeni bir heyecanla başladılar, yeni yönetimle beraber ve Kırkpınar dahil bütün güreş meydanlarında fırtına gibi esiyor. Antalya Büyükşehir Belediyespor'un güreşçileri ve aynı zamanda sporcuları birbirinden farklı madalyaları da alıyorlar. Baktığımız zaman işte Yusuf Can burada. Geçen gün onlarla da beraber ben de misafirdim. Yemek yediniz. Hem İsmail Balaban, hem Yusuf Can Zeybek, hem Mustafa Taş, onlarla beraber. Siz de çok heyecanlısınız. Bir Yörük Torosların çocuğu olarak bu Yörük geleneğini de sürdürme peşindesiniz. Geleneğini de devam ettiriyorsunuz. Ne söyleyeceksiniz programımızın sonunda? Sayın Bolu, tabii öncelikle Ataspor'u, güreşlerimize, bütün sporlara sahip çıkmaya çalışıyorum. Destek olmaya çalışıyorum amatör sporlara da. İşte dün İbra'da Metin Bulut çok emeği vardır, biliyorsun, o amatör sporların federasyon evet. Başkanımızdır. Çok kıymetlidir. Orada çocukları da gördüm. Çok da mutlu oldum. Onlara söz verdim. Orada da o evler yapacaklar yine, o çocuklarımızı konaklamalar evet. için ona da yardımcı olacağımı da orada da dün İbra'da da söyledim. Şimdi spor tabii. Ataspor'umuz, biz işte 2006'da Antalyalı'yı Muhittin Böcek olarak Konyaaltı Belediye Başkanı olarak Osman Aynur'la. Tabii. Sonra 2013 İsmail Balaban, 2017 işte 19 Ali Gürbüz. Evet evet. Derken Mustafa, o gelenek devam etti. O geleneğe devam ettirdik. Yusuf Can Zeybek oğlumuz da başbeylifanımız oldu Kırkpınar'ın. Bir de tabii evet. Çok kısa zamanda annesini kaybetti. Annesine de Allah'tan rahmet diliyorum, Yusuf Can oğlumun. Şimdi yarın bizim basın toplantımız var. Orada da İsmail Balaban, Yusuf Can Zeybek, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, diğer işte Mehmet Yeşil, bütün şeyleri davet ettim. Aynı zamanda Elmalı Belediye Başkanımızı ve Antalya Büyükşehir Belediyespor'un Başkanı Ramazan Karabulut'u ve güreş ağamızı da davet ettim. İnşallah hep birlikte yarın hem güreşimizin detaylarıyla onlarla da beraber bir basın toplantısı da gerçekleştireceğiz. Burada tabii yönetimde çok kıymetli isimler var. Ben Ramazan Karabulut başkanın şahsında diğer yönetici arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Hem futbol anlamında hem bizim birçok alanda destek olmaya çalışıyoruz. O anlamdaki emeğe geçen hocalarıma, herkese çok teşekkür ediyorum. Bunlar çok anlamlı ve önemli. Antalya'mızın hem tanıtımına hem Akdeniz bölgesi gerçekten güreşin göbeği, yani her şeyi. O bakımdan çok da güzel olacak inşallah. 8-10 Eylül'de de Elmalı'da olacağız. Tarihi Kırkpınar'dan, tarihi de önce olan. Evet. Beraber yapıyoruz Elmalı Belediye Başkanımızla. Efendim, CHP'li meclis üyeleri ve CHP'li bazı yöneticiler, isimlerini söylemeyeyim. O bizim üye evladımız değil, has evladımız diye de açıklama yapmışlar. Ben de zaten birkaç kişinin o söylemini dile getirmiştim. Tabii de, ben onlar birkaç da, kişi olabilir. Bunları onlar, çok evet, görmüyorum. Onlar da bu yönde kendileri de yorumlarını söylediler. Son olarak neler söylemek istersiniz efendim, programımızı Sayın kapatalım. Sayın Buldu, daha mesela
Asap'tan konuşamadık. Konuşamadık. Şu anda sadece şunu söylemek isterim. Göreve geldiğim gün itibariyle Asap'ta yaptığım su çalışması buradan tam Berlin'e kadar. Evet. O kadar uzun bir yolculuk söyleyeyim. Yani onu, şey mi, boruları mı değiştirdiniz, ne yaptınız? Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Tabii bunlara ayrı gireceğiz dediğiniz için programın sonuna geldik. Kısaca için, olsun. Şunu söylemeye çalışıyorum. Antalya Berlin biliyorsunuz 2900 kilometre. Yani biz de 2887 kilometre içme suyu yapmışız Antalya'mıza. Evet. Şimdi bunları konuşmamız lazım. Ben hep şunu söylemeye çalışıyorum. Bütün belediye başkanlarımız için geçerlidir bu söylediğim. Kamu kurum kuruluşlarının müdürleri için geçerlidir söylediklerim. Bakanlıktakiler için bile. Şimdi şöyle düşünün. Gittiğimiz yerlerde işte su patlağı ile ilgili şikayet var. Haklı olarak. Evet. Eğer ki bir belediye başkanınızın ufku sadece dönemi kurtarmaksa, orada kaç bina var şimdi? Örnek veriyorum. Çandır'da. Yarbaş Çandır söyleyelim. Evet. Yarbaş Çandır'ında 50 konut var da siz 50 konuta göre içme suyu yaparsanız 10 sene sonra oradaki 50 konut 500 konut olduğunda biraz da eğer suyunuz yukarıda tepede bir yerdeyse çok beklersin su gelecek diye. Yani ufkunuzda yanınızda çalışan arkadaşlarınız liyakatıyla, tecrübesiyle nüfusu öngöreceksin. 30-40-50 yılı göreceksin. Yani gidip 50 kişilik bir su çekersen oraya da yüksek bir su ihtiyacı olursa gider orada villasında açar da adam bahçe sularsa. Tabii. Suyu da en ucuz yaparsan bu defa yukarıda çok beklersin su gelecek diye. Evet. Onun için yani Asat'la ilgili de çok konuşacaklarım var. Bütün çalışmalarımızı Asat, özellikle Kırcami, Altıntaş. Altıntaş'a zaten çarşamba gidiyorum. Hepsinle ilgili. İmar konuları hepsi baştan aşağı. Yani bütün asbestli boruları değiştiriyorum. Kanalizasyonla ilgili. Aksu'da bak köftecilerde örnek veriyorum duramazdınız kokudan. O kanalizasyonları tamamladık. Evet. Kepez'de. Döşeme altında. Elimizden geldiğince bütün Antalya'mızı. Ya Finike'yi düşün, şimdi açılışını yapacağız. O mahallede kanalizasyon yok. Evet. Sayın buldu. Ya orası denizin kenarı, Finike. Bir de tam kurumlarımızın olduğu yerlerde evet. Kanalizasyon yok. Onları da tamamlıyoruz. Yani onunla ilgili önümüzdeki eğer kısa bir zamanda bir daha bu yetmedi. Yapalım. Evet. Konuşacağımız çok şey var Sayın Buldu. Efendim bir kere adrasan var, biten bir adrasan var. Sahilinin dörtte üçünün teknelerin kapladığı bir adrasan var. Denizi kirlenen ve uçsuz bucaksız herkesin gelişi güzel evler yaptığı bir bölge var özellikle. 45 tekne vardı, olmuş 165 tekne. Kesinlikle. Bir onu onları da konuşacağız. Onlara nasıl çözüm hepsini konuşacağız. Bulacaksınız, onları da konuşalım. Ama bugünlük teşekkür ediyoruz. Siz de hafif bir hastalık geçirdiniz. Geçmiş olsun. Buradan sonra da bir programınız daha var. Oraya da geçeceksiniz. Öksürüyorsunuz sürekli. Kırmadınız, geldiniz bizi. Biz de 4 ya da 5 aylık bir süreçten sonra ilk kez sizi çıkararak en azından yeni yayın dönemine. Yeni yayını açtık. Evet. Şimdi ama bunu herhalde bir 15 gün sonra bir daha buluşursak. Yaparız. Bence eğer o programlara yapalım. Bakın. Çok sevinirim. Sevgili hemşehrilerimize bunları anlatmak istiyorum. İşte Balbi'ye başladık mesela. Tabii. Örnek veriyorum. Buna benzer birçok çalışmamız var. Hepsi yarım kaldı Sayın Buldu. İnşallah bunlar da önümüzdeki yüksek tansiyonda halkımıza anlatırız. Evet. Çok teşekkür ederiz efendim katılımınız için. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben de sevgili hemşehrilerime hayırlı akşamlar diliyorum. Sabırla bizleri izledikleri için teşekkür ediyorum. Evet. Evet sayın seyirciler, haber programı Yüksek Tansiyon burada sona erdi. Konuğumuz bildiğiniz gibi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek'ti. En azından yaptıklarının bir bölümünü anlattık. Bu bize ayrılan süreyi de aşmamıza rağmen önümüzdeki günlerde bir programda daha inşallah kalan programları da konuşacağız. Belki trafik daha çok yoluna girmiş olur o zamana kadar. O temenniyle de kapatmış olalım. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu günler diliyorum efendim. Hoşçakalın.